Allah tüm olanlardan sonra hala onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Gerçekten mi? Canlı yayın bitti. Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in annesi Gülcün Hasan'ınla ilgili son dakika gelişmesi. Kim verdi? Erdal çocuğun... Karakuş. Otobüste tanıştığı bir beyefendi. İlk... Kimlikle çocuğun annesi sen mi gözüküyorsun? Evet. Para aynen. Karşılığında aynen. Kimlik annesi olacak. Aynen. Bak bunu da ilk defa öğrendik. Kimlik aynen annesi. Abla. İddialar. Bu Latifiyencilikle tanıştırıldım. Bana bunlar o kadar vaatlerde bulundular ki hayatımı mahvettiler. İtiraflar. Bir tane çocuğum var abla. Babası kim? Hacısı. Hacı hangi eşi? Eşim değil abla. Bu yani çocuğun olan, yok. Arada olan. Ben yalan dolan söylemiyorum. Akıl almaz suçlamalar. Bana bu 15 milyara arsa aldı abla küçük. 15 milyar karşılığına da 20 milyara imza attırdılar bana. Üçüncü eşin Latif'le barışmak mı istiyorsun? Hadi. Eşimle barışmaya diye geldim ama gerekirse birdenbire boşanalım. Latif Bey. Kadın hep yalan söylüyor. Adam dolandırma çıkıyor bu kadın. Ha yalan söylüyorum. Hep rüya görüyorum ben zaten. Şenur kocası Latif'le stüdyoda yüzleşecek. 20 milyar seni dönüme sürdün. Büyük hesaplaşmayı sakın kaçırmayın. Hayatımı zindan et. Hayatımı mahvet. Gerçekten o kadar yoruldum ki. Şimdi Esra Erol'da. Karısı Özlem, dayısının oğlu Alper Vural'la kaçtı. Giderken oğlunu da yanında götürdü. Karınız biriyle kaçıyor. Alper Vural ismini vermişsiniz. Evet. Onun da eşi ve ailesi aynı gün içerisinde kayıp başvurusu yapmış. Hı, Alper abi. Bu arada sizin neyiniz oluyor? Diğer dayımın oğlu oluyor. O günden bugüne Alper Vural arıyorsa her gün açık olan telefonu daha bugüne kadar kapalı Esra Hanım. Bugün büyük gün. Bugün yüzleşme vakti. Böyle saklanmayla olmaz, çıksınlar. Ya ben çocuğumu istiyorum. Yani ikisinin yüzünde şeytan görsün. Ben istemiyorum zaten bu saatten sonra. Güvencim falan her şeyim sarsıldı. Okan karısı Özlem'le stüdyoda karşı karşıya gelecek. Niye evden ayrıldın? Keyfimden. Sıkı yapınca ben de giderim dedim. Sokakta tanıdığın insanlarla nasıl aynı eve girersin kızım sen? Kandırılan genç kızlar, kadın ticareti iddiaları ve isyan bir anne. Hayatına bu üç ayda girmiş en iyi insanlar kimler? Aysel. Nerede evet. Tanıştınız onunla? Esenyurt Meydan. Ben evet. Çocuğumu ne diye evine götürdüm? Ne hakkın? Annesi miydin? Senin yapamadığını ben yaptım. Ben seni yapamadım. Sen kimsin? Neredeydin? Yavrum. Ben insanlık ailenin yaptım. Ailenin yanına git. 15 gün önce basılan eviniz kime ait? Benim bekar oğluma. Önemli bir ihbar. Düpedüz yanındakiyle beraber kadın ticareti yapıyor. Çocuğunuz bir ev kiralıyor. Evet. O evde de kadın ticareti yapılıyor. Ama bizim haberimiz yok. Yaklaşık 10 gün önce arkadaşlar bu bayanı aradı. Bu kızın resmini attı. Düşman olmanız... diye kötülük mü yaptım? Hiç evet, kimseye sahip çıkamazsınız. Ben hala gibi... onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Efsanım yardım istiyorum Allah rızası için. Türkiye nefesini tuttu, onları izledi. Bugün Zeynep konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak. Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraf. Bir gün dönemeyeceksin ve o gün de çok geç olacak. Gönlüm. Tamam. Sakın kaçırmayın. 14 yıllık evliliğimde hep aldatma. Artık şans vermek istemiyorum. Anlaşmalı boşanalım, hiç sıkıntı yok. Buyurun gelin. Yavuz gelmedi. Fakat en önemlisi senin için yeni bir başlangıç yapacağız evet. Dedik. Türkiye onu çok sevdi. Her zaman senin arkanda ben olacağım. Sana şirketimizde eğer gelirsem çalışmaktan onur duyarım. Konyalı bir iş adamı, bir hayırsever. Hem evi tutacak hem de bir yıllık kirasını ödeyecek. Evlatlarıyla sokağa atılan Hava için Türkiye tek yürek oldu. Yalnız değilsiniz diyorum ama siz de benim yalnız olmadığımı bana gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün büyük gün. Bugün sürprize hazır mısınız? Hava'nın gözyaşları artık mutluluktan akacak. Şimdi Esra Erol'da. Ben Emrecan Türkmen. Buraya annem Şerife Hanım'ı bulmak için geldim. Hiç görmediği, hiç bilmediği, sesini bile duymadığı annesini arayan bir çocuk. 4 yaşındayken kardeşim Onur, 2 yaşındayken yetişme yurduna bırakmışlar. Bizi büyüten aile iki kardeşi ayırmadan ikimizi birden almışlar. Ben Şerife Hanım'ı hiç görmedim, sesini duymadım.
Hiç bilmiyorum. 7-8 yaşından beri evlatlık olduğumuzu biliyoruz zaten biz. Kafamda soru işaretleri var. 20 yaşındaki Emrecan'ın tek isteği annesini bulmak. Şerif Hanım'ı bulmaktaki amaç bu soru işaretlerinin gitmesi. Ne sebeple bir insan evladını bırakabilir? Bunları öğrenmek ve her çocukta olduğu gibi merak ediyorum. Şimdi Esra Erol'da. Çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Yani Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Ben sana öylesi taktım inan. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Sizler de Sirte'ye hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Mart ayını yaptık. 1 Mart tarihimiz. Maşallah. Koronanın yıl dönümü. İnanamıyorum Mart olduğuna. Değil mi? Böyle hani bazen hayatın içerisinde böyle ya, savruluyoruz hepimiz. Ama kafamızı kaldırdığımızda biz 1 Mart olmuş yani. Ya ne kadar çabuk geçiyor ömür değil mi? Yani geçtiğimiz sene bu dönemlerde artık bu virüsü konuşmaya başlamıştık. Çok dikkate almıyorduk, çok umursamıyorduk ama sonra hep beraber evlere kapanmıştık. Neredeyse bir yıldır tüm Türkiye, tüm dünya evlerinde sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Keyifli, güzel buluşmaların olduğu, ailelerin bir arada olduğu, herkesin birbirine kavuştuğu, sorunların çözüldüğü bir hafta olması dileğiyle. İnşallah... Unutmayın ki başınıza ne gelirse gelsin, inanın çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Ve şuna inanın, biz buradayız. Siz yalnız değilsiniz. Telefon numaralarımız, WhatsApp ihbar numaralarımız hepsi ekranda. Çözülmeyecek sandığınız sorunlar görüyorsunuz ki burada bir anda çözüme kavuşuyor. O imkansız sandığınız her şey neticeleniyor. Başvurularınızı bekliyoruz. İlk konuklarımı davet etmek istiyorum. Cuma gününün devamında gideceğiz. Şenur Yançilek yine cuma günü ilk konuklarımızdan biriydi. Eşimden ya boşanırım ya barışırım dedi. Hakkında iddialarda bulunduğu eşi Latif Yançilek canlı yayında olacak. Karı koca canlı yayında yüzleşecekler. Önce Şenur geliyor, buyursunlar. Kadınlarız biz. Siz varsınız ya, korkumuz yok artık kimsede. İlk eşim kayınvalidemin yüzünden beni dövdü. İkinci evliliğimde üçüncü eşim yüzünden yıkıldı. Sebebi de benim olmayan bir çocuğu benim üzerime yaptılar. Kim verdi? Erdal Karakuş. Bir çocuğu var ama aslında nüfusa iki çocuğu var. Kız çocuğunun babası da yoldan geçerken otobüste tanıştığı bir beyefendi. 6 yaşlarında kızım vardı. Sevgilimden oldu dedi. Senin üzerine yapayım onu ben dedi. Para aynen. Karşılığında aynen. Kimlik annesi olacak. Aynen. Bak bunu da ilk defa öğrendik. Kimlik aynen annesi. Abla. Kimlikte İlik... çocuğun annesi sen mi gözüküyorsun? Evet, ama çocuk annesiyle büyüyor. Berihan Karakuş. Anne babayla büyüyor. Erdal Karakuş da söz hakkını kullansın. Bir tane çocuğum var abla. Babası kim? Hacısın. Hacı hangi eşin? Eşim değil abla. Bu arada çocuğun olan. Yok. Arada olan. Ben yalan dolan söylemiyorum. Çocuğu tanıdı mı nüfusunda? Tanımadı. Hacı seni mağdur ettiğini ama iddia ediyorsun. Söz hakkı, cevap hakkı vardır. Başvuru sebebin nedir? Bu Erdal söyledi. Karakuş'un eniştesi tarafından bu Latif Yancılık'la tanıştırıldım. Bana bunlar o kadar vaatlerde bulundular ki tekstil atölyesi 3 tane makine verecekti bana. Onları da vermedi. Bana bu 15 milyar arsa aldı abla küçük. 15 milyar karşılığına da 20 milyara imza attırdılar bana. Hayatımı mahvettiler. Üçüncü eşin Latif'le barışmak mı istiyorsun? Hadi. Eşimle barışmaya diye geldim ama gerekirse birdenbire boşanalım. Sizin aranızda kaç yaş fark var Latif'le? 32 yaş abla. Latif'in yeğeni Ahmet Bey telefon attığında. Latif seni bebekler gibi bakıyordu. Arabalarda gezdiriyordu, yediriyordu, ütürüyordu. Aldı evi de senin üstüne yaptı. Bu hanımefendi de o evi 25 bin liraya sattı. Yeter artık!
İhbar şey Kezban yaptılar. Telefon hattındaymış. Kezban Hanım merhaba. Tanıdım seni. Şimdi tanıdım. Sürekli erkeklerden bahseden, kendini mağdur gösteren, evlenip erkeklerin parasını yiyen, eşiyle boşanmamış bir arkadaşıma koca bulan Allah daha Allah. Bir şahıstır bu. Ve onun 5 tane dini nikahlı olduğunu kendi ağzıyla söyledi. 3 tane değil 5 tane. Latif Bey merhaba. Merhaba. Kadın hep yalan söylüyor. Ha yalan söylüyorum. Hep rüya görüyorum ben zaten. Adam dolandırma çıkıyor bu kadın. Burada çevre edindi o. Başladı her gün 5-10 tane kadın eve getiriyor. Sen öbür mağduriyetin kaşığında çıkardın. Ayrı mı yaşıyorsun? Ben daha almam bunu. Senin evlenen kim zaten? 20 milyar seni dönüme sürdün. Eş olarak seçtiğin insanların hepsi senden yaşça büyükler. Ve hepsi de sana ya miras bırakıyorlar ya üzerine ev yapıyorlar. Hayır abi. Mal mülk bırakan abla, başkaları var mı? Bunlar da ortaya çıkacak ve çok sayıda da ihbar geliyor. Sevgili seyirciler, Şenur Yançilek konuğumuz. Cuma'nın devamında gidiyoruz. Şimdi biz bazen, özellikle de ben yayın esnasında konuklarımla sohbet ederken bazı şeyler ortaya çıkıyor ama Şenur tek başına 3 sezonluk dizi film gibi. Yani evlilikler, mağduriyetler, bu arada yolda onu gören biri seni görüp senin iyi bir insan olduğunu anlayıp sana kimlik anneliği yaptırılıyor. Her şey var ilişkinde. Evet. Evet, ben size derdimi anlatamadım geçen gün. O Kezban denilen kadının tekrar bağlanmasını istiyorum, özür dilemesini istiyorum. Hı hı. Maddi manevi bütün davaları onun hakkında açacağım. Çünkü ben bu insanı 5 dakikada tanıdım. 10 dakika deseniz yok. Sizin ben Kezban Ankara'da deyince, o hastanede bulunma sebebiniz neydi? Ben hatta evraklarımı oraya gösterdim. Erkek dediği de bayandır. Hı hı. Hasta bakıcıydınız. Ha? Nasıl, hasta bakıcı mıydınız? Yatalak hastaya bakıyordum abla. Bizim... Hastane personeli misiniz? Değilim. Dışarıdan bakıcı tutuldum. 11 günlüğüne. Aile mi tuttu seni? Aile tuttu. Sen hasta... Çünkü hastanın bakıcısı var. Teyzelerinin kızları korona hastalığı var diye, hastanede ölüm var diye gitmek istememiş hastaneye. Hı-hı. Ben evde dururum demiş o aileye. Hatta ailenin telefonu orada var. Hepsi var orada. Bir de Serap'a bağlanmanızı istiyorum. Onun arkadaşı Serap'tır, ben değilim. Kim Serap? O Serap benim oda arkadaşım. Neredeki oda arkadaşım? Şeyde, hastanede yattığımız odada bir tane daha hasta vardı. O hastaya annesine bakıyordu. Siz şimdi hastanedesiniz. Aynen. Sen bir hastanın başında dışarıdan ailenin tuttuğu altı bir gün, hasta altı bakıcısı. 6 gün aşağıya inmedim. Hatta o gün Tayyip Erdoğan gelmişti. İğne vurulmuştu o gün. Aşağıya indiğimiz zaman aslında kamera tespitlerinden bile ne kadar durduğumuz belli olur. Cumhurbaşkanı mı geldi o gün aşağı evet, olmaya? Evet, iğnelerini vurdular. Hı. Hatta biz heyecanla onlara bakmak için indik, heves ettik. Merak ettim yani. Neyi yakından görmek istedim yani. Nereye yakından göreceksin? Korona var. Ya onu demiyorum. Hani şey, kafeteryaya inip bir bardak bakacaktın. Ama diyor ki ben şimdi hasta bakıcılık ya da hastaya refakat etmede şöyle bir şey var. Aynı odada başka hastalar varsa onların yakınlarıyla artık sohbet etmeye başlarsın. Düşünsenize 24 saatin çok az uyuyorsunuz. Tamamını beraber geçiriyorsunuz. Sen bu sırada hep ilişkilerinden, hep evliliklerinden bahsetmişsin. Nasıl? Seni çok ben iyi... eşimle konuşuyordum hatırladın orada. Hatırladın mı onu? Ben Latif Bey'le görüştüm. Hatta telefonumu getireyim, o tarihlere bakın. Bayanın Şenur, nereye bakayım? Senin 1000 tane şöyle dosyan var zaten. Bayanın hangi sözü sizi rahatsız etti? Siz onu tanıdığınızı beyan ettiniz. Ne dedi ya size? Ya ablacığım, beni tanıdım dedi ama benim benim daha evvel Kezban diye arkadaşım vardı. Aile dostu Bartın'dan beraber büyüdüğümüz. Ben onu zannettim. Ben onu zannettim. O tamam, çocukluk arkadaşı. İndik, çay içtik dedim beraber, abla dedin. Ama 5 dakika. O Serap'a bağlı. Hayatım benim... 5 dakika tanıdığım bir insan kalkıp da seni oldu biliyor musun? Seni hatırlamaz. Ablacığım. Ya o ekrandaki kadın bu mudur der. O 5 dakika ise seni hatırlaması mümkün ya değil. Ya ablacığım vallahi 5 dakika. Şimdi Latif Yançilek burada, eşin. Evet. Latif'ten boşanmak mı istiyorsun, barışmak mı istiyorsun? Vallahi... Barışabilirsem barışacağım. Çünkü ben şey yapmayacağım yani. Neden barışmak istiyorsun onunla? Gidecek hiçbir yerim yok çünkü. Ha? Sığınacak hiçbir yerim yok. Sığınmak için? Aynen. Peki. Gelsin Latif Yançilek de. Oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Bizim evlenme sebebimiz zaten benim çocuğuma bakacaktı, bana bakacaktı, ben ona bakacaktım. Başka sebebimiz yok. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Siz nasıl tanıştınız Şenur'la? Kim tanıştırdı? Buyur. Nasıl tanıştınız Şenur'la? Şenur'la bir arkadaşının vesilesiyle tanıştık. Bundan 8-10 sene evvel. Bu Erdal Karakuş mu? Hani benim çocuğum kimlikte annesi sen gözük diye
Söyledi, söyleyen kişi mi sizi tanıştırdı? Kimin? Erdal, Erdal. Erdal Bey bizi evlendikten sonra yanımıza geldi. Bir kızı varmış herhalde bunun, bayanın. Mahkeme açtı orada. Evime götürdüm onu. Onu da götürdüm evime. Oradan tanıyorum Erdal Bey'i. Sizi tanıştıran o değil. O bizi tanıştırmadı. Onun eniştesi var bir tane, o tanıştırdı. Aa, o kadar Erdal Bey'den numarasını almış bu bayanın. Gittim ben Karabürk'e. Bu sefer bunlar beni beklediler. Ben hastanede yatıyordu bu. Ya ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu Erdal Karakuş ve bağlantılı aile üyeleri aslında sizi bir araya getiren şimdi, kişi. Kaç yıllık evlisiniz? Biz şimdi bundan 2 sene oldu ama 6 ayı bunun memleketine gitti geldi. O kadar 1 sene 4 ay 3 ay bende kaldı ikinciye. Hayır, kaç yıldır evlisiniz? Dini nikahlı. 1,5 sene, 1,5-2 sene oldu. 2 senelik evlilik, ondan öncesi? Ondan önce de gene 1 sene kaldı. Bende bu. Ben de cezaevine girince ev aslında sattı. Aslında siz 7-8 bunu... yıldır tanışıyorsunuz değil mi? Evet, ben gene bunu aradım. Dedim beni bakarsan gel dedim. Gene sana dedim evimi yerimi vereyim. Biraz da dedim biriktiririz, çalışayım dedim. Biriktir sana dedim, Safranbolu'dan bir ev alırız. 1+1 falan buna. Ne zaman dediniz? Aramız iyiydi o zamanlar. Şimdi Şenur'la aranızda kaç, 36 yaş mı vardı? 36 yaş var ama. 27 yaş var. 27 mi var? Şimdi 72 yaşındayım ben. Şenur buraya geldi. O da 45. Koca Latif dedi beni, bana şiddet uyguladı, çocuğuma şiddet uyguladı. Siz zaten bunlardan ceza almışsınız herhalde, çocuğa şiddetten, şimdi, eşinize şiddetten uzaklaştırma kararlarınız var. Ama Şenur dedi ki ben dedi barışmak istiyorum çünkü gidecek yerim yok dedi. Yalan söylüyor, nereden gidecek yeri yok? Ablası var, kardeşleri var, 2 annesi var, canavar gibi. Kim canavar gibi? Annesi tabii, bu şimdi hemen beni bıraksın arkadan koca bulur. Annesi. Allah Allah. Nasıl buluyor o eşleri? Geziyor lokantaları, pastaneleri, orayı buraya geziyor. Bak iftira atma bana burada. Yazıklar olsun sana yani. Ben seni beni, hiç lekelemedim hiçbir şekilde. Beni bıraktı. İftira atma bana. Lekelemedin mi? Yani yaptığı evet. Her şeyi söyledin. Esra Hanım. Oradaki evraklar hepsini konuşuyor. Ben, burada evrak yok aşkım. Yaktım evrakları. Uçtu. Esra Hanım beni bıraktığı zaman hemen daha çarşıda, pastanede bir annesi bir adamı görmüş. Hemen vermiş bunu. Beni birinciye vermiş. Onunla da 1 sene kadar yaşadı. 2 sene evli kaldım onunla. 2 sene evli kaldı ama adamı gene gitmemiş. Nafaka. İkinci evliliğinin bitiş sebebi sizsiniz. Evet. Sizle ikinci evliliğimin bitme sebebi Latif dedi. Evet. Ben dedi Latif'le tanıştım. Dini nikahlı beraberlik yaşadım. Evet. Sonra Latif dedi cezaevine girdi. Şimdi suçunuzu tekrarlamak istemiyorum. Yani gerçekten şimdi, utanç Esra Hanım, verici. Bu... cezaevine girince ben dedi ikinci kocamla evlendim. Yok, cezaevinden ikinci kocasınla değil. İkinci kocamla evlendim. Latif dedi cezaevinden çıktı. Tehdit baskıyla beni eşimden boşadı. Yuvamı yıktı. Benimle evlendi dedi. Esra Hanım, ben şimdi bunu aldım. Beni güzel bakıyor diye tuttum ben buna bir arsa aldım hediye. Şenur Hanım'a. Arsayı aldım. Haliyle benim Yargıtay'da dosyam vardı. Dosyam gelince adliyeye gittik, tutukladılar beni. Hemen tutukladılar. Ondan sonra ben içeriye girdim 4 yıl 7 ay 8 gün. Bu da ben işe, evi de yaptırttı bana. Aldığım evi güzel de bir tamir ettirdi. Ondan sonra bu daha ben girerken, daha içeri girdiğim zaman başladı süslenme, müslenme aynı bu vaziyette. Bir tane karşı... Ben zaten her zaman... Evin bahçesini de kazıyorlar, define arıyorlar. Söylüyorlar bana tabii, ben kendi gözümle görmedim. Bu sefer onunla yaşamaya başlıyor, herif bunu aldatıyor. Evi benim 54 bin liraya aldığım evi 28 bin liraya satmış. Yalan söylüyor. 15 milyar aldı bana, 20 milyar imza attırdı. Valla sizin paralarınızı pullarınızı konuşmayacağım. Şimdi Şenur'un hayatında hep sizin gibi sefer, yaşça büyük, kendisinden 30 yaş, babası yaşındaki insanlar var. Hep de bir para pul ilişkin var değil mi Şenur? Hayır, hayır, kesinlikle. Yani hep sana miras kesinlikle, bırakıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Latif eğer sana para bu kadar senin çocuğuna... Altın aldırdım, bilezik aldım, kendi ihtiyaçlarımı aldım. Şenur, Latif senin çocuğuna bu kadar kötülük yapan...
darp aynen. eden, şiddet uygulayan aynen. biriyken neden onunla barışmak istiyorsun? Neden barışmak istiyorum? Çarem yok. O kendisi de biliyor benim çaresiz olduğumu. Yok yok yok. Ne çaresi? Çaresiz olduğumu biliyorsun. Şenur Hanım. Hiç çaresizlik. Çaresizlik biliyorsun. Bir buçuk ayda geldi babamın yanına. Hatta arabayı tamir ettirdi. Kendi arabasını geldi babama tamir ettirdi. Yalan konuşmasın yani. Esra Hanım. Siz babamın çaresizsiniz ama sizin çocuğunuza karşınızda oturan kişi... Yargılama süreci içerisinde şiddet zaten uyguladığı bakın. Zaten benim can damarım olduğu için yaptı bana onu. Neden ya, yapmıyor musun? Yarın yapmayacağını nereden biliyorsunuz tekrar? Ha? Yarın yapmayacağını nereden biliyorsunuz? Böyle söz biraz... verdi. Ha? Sözüne güvenilir mi ya? Uzaklaştırma alıyorsunuz, eve gidip alıyorsunuz. Bir üç gün önce de geldi annemlere kadar. Hı. Bir Yaşar kadına Hanım. Gelmiş, benden kendi evinin tabusunu geri istedi. Allah şahidim olsun. Aldı o tabuyu benden geri, verdim hatta. Dedim ki, yanındaki arkadaşa dedim. Siz öbür evden 25 bin lira satın kendine eden... ait. O evin parasıyla aldı zaten. Kalleşlikle o parayı bunlar kaptı zaten benim elimden yine. Kimin evine o? Getirdi bu beni. Latif sana ev aldı mı? Üzerine tapu yaptı hayır, mı? Hayır hayır asla asla. Efendim asla. Kayıtlarda var. Evraklarımı verdim hepsini. Cezaevindeyken. Konuşma. 2013 tarihinde tamam, ne verdin? Tamam o satılan evi anladım. Siz sonra başka bir ev verdiniz konuştum. Mi? Şu anda da yeni soğan patates satarak aldığımız arabayı da şey... Neydi? Sinan Arın isminde Demirköy'de büfe açmış bana. Bütün malları kaçırmak için o Sinan Arın'ı gene kaybetmiş. Şimdi bu anlamsız. Şiddet uyguladığını söyleyen koca. Evet. Yani uygulayan kişi karşımızda. Evet. Değil mi? Evet. Ama boşanma davasını açan da Latif. Ya şöyle bir şey. Senin açman lazım bu boşanma davası. Boşanma açmış davası açmamamın sebebi ben kanserin teyit geçtim o. Teyit geçtim kanseri. Bak benim buradan buraya ameliyatlarım var. İçimde parça var. Ben ağır iş yapamıyorum. Ben çalışamıyorum. Ben hiçbir şekilde bir hareket yapıp bir gün bir işe gitsem iş yerinde bayılıp kalıyorum. Şenlurcuğum, o insanlar beni bırakıyor. Boşanma davası açmak için ağır iş yapmana gerek yok. Ha. Dilekçeni hazırlayacaksın. Verdim içersen... cevaplarını. Onun onu cevabını demiyorum. Da verdim. İlk boşanma davasını sen niye açmadın? İş boşanma davasını açmamamın sebebi çünkü babam dedi ki herkes dedi bizi yanlış anlayacak kızım dedi. Bekle dedi biraz. Biraz süre ver dedi. Tanı diye mi? Yani düzelir diye mi? Pişman hani Sinan Çetin'in bir filmi vardı ya hani pişman olan insan affedilir diye. Adamın dedi cezaevinde yattıysa suçunu çekmiş dedi. Sana ne geçmişinden dedi. Tamam, sen biliyor muydun sana suçunu? Sana ne geçmişinden dedi. Ben sonra öğrendim. Bak cezaevine gittim en son gördüğümde dedi ki bana. O ben arada ha? O Esra şekilde Hanım, yaptı. Buyurun. Ölürüm evlen başkası diye evlendim. Ölüsü çıkmayınca şimdi... tekrar beni ayırdı. Evlendiğim insandan ayırdı. O mu ayırdı? Bu ayırdı tabii. Nasıl ayırdı? Nasıl ayırdınız ikinci eşimden? Cezaevine yazılar gönderdi. Bak orada var. Fakslar, PTT'den yazılar. Şenur Kaplan isminde yazı hayır, gönderdi. Hayır sizin cezaevine gönderilmiş mektuplarınız var. Hacı Sığın'a sizin yazdığınız el yazısı mektuplar var. Var o da var. Esra Hanım tamam. O da var. Ben cezaevindeyken Şenur Hanım... Safranbolu'dayken görüntülü konuştuk. Hakim Hanım dedi ki ben dava ettim bunu evimi aldı yerimi aldı diye. Sonra Hakim Hanım bir tanesi şahitlik Hakim Hanım dedi şekilde. Ki Latif doğruyu Bey dedi konuş ya. Sen dedi böyle milleti olay oyalama yani yalanlarında. Sen dedi doğruyu razılıkla konuş. Razılıkla dedi bak, almışın evi. Esra Hanım Lale Nur isminde şu an Ayşe Hatun hatundaki bir tane kız çocuğu var bunun. Kendine ait değil. Kendi adına ait değil. Bunun kendi çocuğu da başkasına ait. Kur'an el bakayım. Basmana gerek yok Şenurcuğum. Senin de nüfusunda bir kız çocuğu var. O da başka biri. O gizliyor ama. Ha? O gizliyor. Kızı gizlemiyorsunuz. Siz Akbil bastı diye hayırseverin çocuğunu alıyorsunuz. Sizin ne farkınız var beyefendiden? Ya, siz hayırsever Akbil bastı çocuğu nüfusunuza aldınız. Tam tencere kapak biliyor musunuz? Gerçek söylüyorum. Yani tam bir... Kapak ilişkisi ama ben şuradayım. İkinci eşinden Şenur'u nasıl ayırdınız? Şiddet mi uyguladınız, baskı mı yaptınız? İkinci eşini yanından kaçırdınız buna mı? Buna ben evde şiddet uygulayamazdım. Kabadayı bu çok. Kişi gelsin ben... benim çocuğumun kiosuna baksın. Biraz, kişi geldi aracıyla çocuğumun biraz, ifadesi biraz alırsın. Biraz susun konuşayım. Oturuyorum böyle çek yatta divanda. İşten geliyorum bazı yorgun oluyorum.
Oraları kesiliyor. Yalnız hiçbir şey demiyordum. Dedim ben kendi kafamı aldım bunu. Başıma dert aldım, hiç konuşmadım. Kavgalarımızın sonra... sebebi de... Latif Bey, sizi de anlamıyorum. İlk başta size iyi bakıyor diye arsa yapıyorsunuz. Bütün bu işte çocuğa şiddet uyguluyorsunuz, ceza alıyorsunuz. O uzaklaştırma kararı alıyor. Sizi eve sokmuyor ama yine de... Safranbolu'da... Boşanacaksa da boşansın, maddi manevi tazminat mı versin? Şimdi... Ayrılsın madem ki. Erşen Hanım... Bir artı bir ev almak istiyorsunuz. Anlamadım. Beş ay bana boşanma verdi, beş ay. Ben ona nafaka davası açtım. Çünkü elindeki parayı kadınlara kaptırıyor. Kadınlara düşkünlüğü var, hayranlığı var bunun. Beş karış ağzıyla bakıyor. Kıskanç bir... Seviyor musun Latife? Ben onun sesine aşık oldum, kendine değil. Nerede? Telefonda sesine aşık oldum. Telefonda konuştunuz önce. İlk konuştuğumuzda telefonla konuştum. Görünce aşık oldun mu? Görünce aşık olmadım ama şöyle bir şey var. Herkes kısmetine bazen amenna der ya, ben de öyle dedim. Ha? İnsanlar da kusur aramaktan ziyade kusurunu kapıp yeni bir hayat, yeni bir sayfa dedim ya. Siz birbirinizin kusurlarınızı kapattınız mı ilişkinizde? Ben onun hiçbir zaman kusurunu yüzüne vurmadım. Allah şahidim olsun. Neydi o kusurları? En son öğrendim. Dedi ki Şenur bir hata yaptım dedi. Bana dedi Lale Nur'un annesi bana iftira attı dedi. Çocuğa bana baktırdı dedi. Ondan sonra çocuk yoğun bakıma düştü dedi. Bak kendi söylediği kelime. Çocuk yoğun bakıma düştü dedi. O adam da çocuğu almadı üzerine dedi. Öz baba olarak dedi çocuk. Şu hastanedeki başhekim dedi bu çocuk ortada kalmasın. Hastaneyi de harcadılar. Baş edilmez dedi. Sigortasından yararlanmışlar. Kusuru ondan. Tek bu mu onun? Ha? Kusuru tek bu mu? Hani sesine aşık oldun, görünce bu benim kısmetimdir, amenna dediğin adamın tek kusuru bu mu? Kusur aramadım yani. Hiçbir şeyle kusur aramadım. Bakın basına çıkmışsınız. Karşınızda oturan saçımı eşiniz... Saçımı da kesti. Saçınızı kesmiş. Banyoda saçımı kesti. Bana tamam, saçımı şöyle kesti. Tamam, şiddet uygulamış. 9 ay hapis cezası almış. Oğlunuza... Özel bakıma muhtaç olan 10 yaşındaki oğlunuza karşıdaki beyefendi şiddet çocuğumla uygulamış. Çocuğumla ilgilenmeyeyim. Çocuğumla ilgili hep bununla ilgileneyim. Çocukla ilgilenmeyeyim. Affedersin sabahleyin kalkıyor saat 6'da. Şenur kahvemi getir. Şenur çayımı getir. Yetti artık ya. 8 öğün yemek veriyorum önünde. İşte biraz 1 kilo biberi kızartıyorum. Patatesi kızartıyorum. Komşu geldi, karşı komşum. Şenur dedi bu kızartma dedi size bir hafta yeter dedi. Evet. Yemin ediyorum 10 dakikada süpürdü gitti. Bir de kadın yiyecek, çocuk yiyecek diye ayırmıyor bile ya. Saygısız yani o konularda. Bence de ya ne kadar küçük kusurları var Latif Bey. Esra Hanım bir şey sorsam mümkünse. Peki sen... Ben onun hiçbir şey yapmadım. Patates kızartmasını, biber kızartmasını size ayırmayan, tek başına yiyen bencil bir adamı... eş olarak seçtiniz ve evliliğinize de devam ettiniz. Değil mi? Ne diyorum abla? Artık millet kusuru bende bulacak diye. Artık bunu ben şey gibi gördüm. Hani kavanozun kapağı olur ya, dertler evin içinde olur ya, öyle yani. Öyle. Sizin için kavanoz... Bıktım artık yani. Kavanoz bu benim için. Kapak içinde dertlerimiz içinde böyle gidiyor. Yani ben çocuğumu kollamadım. Ben şimdi... ilgileniyorum. Her şey. Vay diyor benimle ilgilen çocuk. Ben çocuğumla da ilgileneceğim senle de dedim. Çocuğunu kıskanıyor senden. Kıskanıyor yemin ediyorum. Küçük çocuk gibi. Çocuğu ayakkabı alsam çocuğu kıskanıyor. Gömlek alsam aynısını kendi de istiyor. Esra alıyor musun sen de? Gönlünü hoş ediyor musun? Ya abla yapmadığım için oldu zaten. Yaptım yapmayınca da bu hale geldik. Bir de senet kadının birine para vermiş 50 milyar. Dedi ki Şenur dedi bu kadın sokakta Esra kalmış dedi. Esra Hanım bir rakamdan da konuşayım. Dinle bir, dinle biraz. Sus kestesin. Zaten sen konuştun bugüne kadar. Kestesin 5 dakika. Ondan Latif sonra... Bey de artık siz umursamıyorsunuz galiba. Güldüğünüze ya, göre bu kadar anlatılır ama. Ben... ben kıskanç bir insanım ya. Bununla... Ben... Bunlar oldu. Ya ablam... Evde birikimimiz paramız vardı. İşte yüzü yalan söylesin. Gitti Rahime Çivi diye bir kadın buldu. Metin Gün diye bir arkadaşı buldu o kadını. Söz haklı cevap hakkı vardı. Latif dedim. Bak dedim Metin abinin peşinden gitme. Benim üzerime 12 milyar para yatırdı. Bak yalan söylemiyorum size. Dedi ki Şenur bundan araba alırız. Hatta beni anlamıyor paradan diye. Nuran diye bir arkadaş var ondan gönderdi. İşte yüzü. Halbuki sen de paradan iyi anlıyorsun. Ondan sonra 4 gün geçmedi. Bu Metin denilen şey bunun kanına giriyor. Latif amca bu parayı alalım, bu şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir kadın var çok zengin. Bu kadına bu parayı verelim. Affedersin bize ekmek parası olmadı evde. Peki sen Rahime'yi tanıyor musun?
Rahime'yi tanıyorum şöyle bu gece de. Evine gidip geliyor musun? 2 gün kaldım. Onların evinde mi kaldın? Ben 5 gün kaldım abla onun evinde. Şimdi Metin Rahime ile Latif'i tanıştırdı. Evet, evet. Aralarını başımı yapmak için. Başımı yani bunun. Ama elimi yapara vermiş haberim olmadan bu. Bir saniye, bir saniye. Metin başka bir kadın, üçüncü bir şahsı devreye sokuyor. Çok zenginmiş kadın. Peki. Şöyleymiş kadın, böyleymiş kadın. Aralarında bir gönül ilişkisi. Gidip Rahime'de kaldın mı? Kaldım abla. Kaç gün? Bana 5 gün. Bana ne dedi biliyor musun? 5 gün mü kaldın? 5 günden fazla niye kaldım kaldın? Abla. Kalma sebebim ne biliyor musun? Kıskanç bir kadınım ya, bana dedi ki sen dedi kocanın dedi sana ne yaptığını dedi bir öğreneyim sana dedi. Ben dedim bunu nasıl öğreneceğim dedim. Öğretmene mi ki? Bir tane bir öğretmenimiz vardı Nur Hayat isminde. Çok iyi bir öğretmenim. Özel eğitim öğretmeni. Tamam geç araları. Araştırın oraları. Bulun. Yalanım varsa. Benim haftada, vallahi araştıracak haftada bir kere geliyor bize. Bunlarla uğraşamam çocuğuma ben. Çocuğuma para vermediğim halde Allah rızası için bana yardım edin. Latif Bey iyi biri mi kötü biri mi? Boşanacak sen... mısınız ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ben boşanmak istemiyorum. Hadi kadın. Hadi. Ben ayrılmak için evlenmedim ya. Oh. Ayrılmak için evlenmedin. Şu gazete küpürünü bir getirin. Şimdi saçımı kesti. Sustum ben onu. 2 ay sonra çıktım onu ben. Peki, oraya da geleceğim. Bekletin onu. Şimdi sen Rahime'de 5 gün kaldın değil mi? Kaldım. Latife... 5-6 günden fazla kaldım abla. Sen Rahime'yi sen bulmuş olmayasın Latife. Kur'an ekmek çapsın. O Metin buldu bak işte yüzü yalan söylüyor desin. Buyurun Latife siz de dinleyin. Şimdi bu bana... Metin buldu. Susun. Çocuğa dövdü dedi ya. Dövmüşsünüz artık he, oraya geçin kavga ederiz sizi. Bir ay uzaklaştırma verdi. Arkadan daha bitmeden 5 gün kala bir ay daha. Beş gün daha bir ay daha. Ben o yasakta hep kahvelerde yattım. Valilikten izin aldım köylerde yattım. Ya şunu buyurun alın. Şunu alın. Yok ben okuyabiliyorum. Şey. Bak göz tedavisi yaptı. Beni benimle ilgilenmiyor bana bakmıyor dedi. Bak hastaneye gittim bu tarihte. Tamam. Uzaklaştırması vardı. 5 gün dışarı bak bir de genelce... 21 Nisan 2020 tamam ev okudum ben. Ev okay. Alıyordum insan diye. Tamam buyurun. 150 belki diye. Bu sefer... Yalanımı söylüyorum ya ne yalanım var bir tane dedim yalanım yok. Bekleyin. Şenur Hanım sen beni uzaklaştırma verdin. Bir sefer de kilidi kırdım. Bir haftada cezaevinde yattım. Siz peki uzaklaştırma kararı aldırdığında sizi kendi eve çağırdı mı gel diye Latif beraber şimdi kalalım dedi mi? Şimdi ben dedim ki ona ben gene seni bakayım. Bana bir oda ver bana hizmet etme. Rahatsızım. Tansiyon var. Ben çok mu şeker var, ben acilerde hepsi var. Bir oda ver diyorum bana bir odada yatayım bana hiç hizmet etme. Olmaz. Camdan aşağı bütün eşyaları attı yağmur yarka. Delirmişim. Kıskançlık krizi mi? Kıskançlık krizine girmişim. Gittim. Araba içinde, arabam vardı o zaman. Gittim araba içinde yatmaya başladım. Olmuyor. Pınar Sarın bir köyüne gittim. Benim Kızılaş köyüne gittim bir inşaata. Tamam Rahimeler kim? Sokaklarda kaldınız anladığım şimdi kadarıyla. Rahime denen kadın bizi o Metin denen adam aldattı. Hatta karavan alacaktı biz buna, artık. Ben kredi çektim, onu yaptım, bunu yaptım. 60.000 lira verdik. Kime verdiniz? Bu Rahime denen kadına. Niye verdiniz? Benden habersiz verdim. Arkadaş oldu benim onunla. Benim yok. Arkadaş oldu. Şimdi Rahime Hanım 60.000 lira benden aldı ya. 100.000 liralık senet verdi. Dedi ki ben dedi senin dedi çocuğuna dedi. Çocuğunun babası olmadığı için dedi hediye olarak dedi vereceğim. O gene dolandırıcıymış. Kadın var ya gül oynaya bunu imzalıyor senedi böyle. Yanında 2 tane erkek var. Gül oynaya dedim. Gerçekten bu kadın ne cesaret Rahime ile arkadaş olan Şenur mu Metin mi? Şenur ben verdim parayı. Ama ben o kadına bir kere para istemedim o kadına. Bunlar gizliden bunun arkadaş olmuşlar. Adamın telefonu... Sen getirdin ya sen getirdin kadını eve. Ondan sonra bu ev Allah dedi Allah. Ki bana... Latif dedi ben dedi hoca dedi dersi verecek dedi. Çocuğa. Hocaya gideceğim. O gene gitmiş o kadının yanında kalmış 12 gün mü? Kaldım. Adam öyle dedi bilmiyorum artık. 12 gün evde neredesin yoktu yani Şenur. Şenur neredesin? Öğretmenin yanındayım. Neredesin? Öğretmendeyim. Bir de kuru temizleme bayağım var. Onu da bağlayabilirsiniz. Gündüzleri geliyor bana. Eve. 1-2 saat dolaşıyor. Bana para vermeyince ekmek parası gene kaldı. Gene çalıştım ben. Evet. Gene gidiyor oraya. O gene onlarda kalıyormuş. Siz bu. 60.000 lira Rahime'ye verdiniz. Rahime tarafından dolandırıldınız. Ya dolandırıldım. Bu sefer ben de dedim ki ben parayı istemiyorum buna. Sen dedim bu parayla memlekette 1+1 bir ev alırsın dedim Rahime kendine. Rahime niye 60.000 lira aldı ondan? Bu almış. Aşıkmış buna. Mesaj atmış. Anladın buna. Mı? Mesaj atmış diyor mu? Ne kadın... demiş biliyor musun? Yapayım. Sen çok... Yani
anlattıkların da çok o kadar anlamsız ki. Biri geliyor bir kadınla, bir adam geliyor kocanla, ne bir oldu, kadını tanıştırıyor. Bak, sen gidiyorsun o kadının neden evinde. Neden gittin biliyor musun? 12 gün kalıyorsun. O kadın geliyor Latif'ten 60 gitme bin lira alıyor. Gitme şey bir sürü şeyler çok konu anormal yani. Siz ben kaç şey yaşında kaç insanlarsınız? Bu kadar action'lı bir hayat mı ne olur oldu, ya? Musunuz? Bu kadar adrenalinli, şiddet var, kavga var, çocuklar var, dolandırıcılıklar var, başka kadınlar var. Senin kocan seni sevmiyormuş dedi. Bana diyor ki hayatım hayatım diyor milleti yarışıyor. Şenur'cum daha büyük problemler varken Latif'in sesine aşık olmanla seni sevmemesine mi kaldın sen? Ondan sen bu koltuğa oturduğunda ne dedin bu gazetede gibi? Saçımı kesti, dövdü, ölümle tehdit etti. Çocuğuma dokunmasın, ben, can damarım oldu dedi. Ben kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum dedin. Latif'i görünce dedi ki ben... Dövse de vursa da ben onu kabul ettim yani. Ben onu kaderim kabul diye kabul ettim. Gidecek yerim yok çünkü. Gidecek bir yerim yok. Ailenin evine git. Ailem de zaten onların durumları kendi yetik ablam ya. Kendilerine yetiş. Olsun sen genç kadınsın çalışın. O yüzden de çocuğunuz aslında bu boşanma davasının içerisinde aile mahkemesini dosya sirayet eder. İnşallah bu yayınlarda izleniyordur. Evet. Çocuğunuza derhal bakım tedbiri uygulanması lazım. Çünkü siz anne olarak o çocuğu koruyamazsınız. Siz o çocuğa şiddet uygulayan kişiyi affediyorsunuz. Ben onu öldürmedim. Sesine bakın bu çocuğun darp raporu var ve karşınızda oturan eşiniz 9 ay hapis cezası almış. Esra Hanım. Size aynı şekilde şiddet uygulamış. Siz diyorsunuz ki sesine aşık kadına oldu. Verdik parayı ama benim paraya ihtiyacım yok. Nasıl yok ya? Patates satıyorum, soğan satıyorum. Her gün 150, 200, 300, 500 getiriyorum. Cebine 100 lira, 50 lira istemez. Latif Bey, 100 TL. Gezme arkadaşlarınla. Şenur. Nereye gittim ya? Hadi Latif sana, Latif sana 1+1 evi alsaydı o söz verdiği evi aranızda ha? Problem olur muydu? Tapu gene olurdu, üzerine. Gene olurdu. Bizim kıskançlıktı konumuz, ev araba değil. Emin misin? Kur'an çapsın kıskançlıktı. Emin misin? Eminim ben kıskançlıktı. Peki Latif'in ölmesini bekledin mi çok uzun evet, yaşadı evet, diye? Evet, aynen. Beni ölmemi ve de öldürmeye de yani teşebbüs ettiler belki de öyle tahmin aa, ediyorum. Ben seni öldüreceğim. Yani seni şimdi diğerleri... Annesi... Diğerleri annesi vefat geldi. Etti, vasiyetnameler, mallar, Allah, mülkler kalıyor ya. Almış, yani Latif senin için ya. Latif senin için uzun yaşadı mı? Ha? Ya bundan hiç dert yandın mı? Uzun yaşadın mı? Demedim kimse öyle bir şey. Ama öyle ihbarlar geliyor. Of bu Latif de bir ölmedi yani. Hani bir çok uzun yaşadı. Karşı komşuna bulsun. Onu karşı komşum Oya Hanım söyledi bunun için. Ne? Peki, reklamlara gideceğim. Reklamlardan sonra Latif Bey unutmayın söyleyeceklerinizi. Reklamlardan sonra geleceğiz sevgili seyirciler. Okan Gölbaşı programımıza başvuruda bulundu. Okan dur sakin. Eşi Özlem Gölbaşı, akrabası Alper Vural'la beraber kaçmıştı. Eşini arıyordu. Nerede oldukları, hangi şehirde oldukları belli değildi. Okan'ın eşi Özlem'i bulduk. Özlem biraz sonra... Canlı yayında olacak. Kaçtığı günden sonra ilk kez karı koca canlı yayında yüzleşecekler. Zeynep'in son kararı ne? Annesiyle mi gidecek yoksa o cuma günü yanında olan Aysel ve İsmail çiftiyle mi? Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Sonra ben hala gibi... onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Gerçekten mi? Canlı yayın bitti. Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in annesi Gülcünas Hanım'la ilgili son dakika gelişmesi. Hep aldatma. Artık şans vermek istemiyorum. Anlaşmalı boşanalım. Hiç sıkıntı yok. Buyurun gelin. Yavuz gelmedi. Fakat en önemlisi senin için yeni bir başlangıç yapacağız evet. Dedik. Türkiye onu çok sevdi. Her zaman senin arkanda ben olacağım. Sana şirketimizde eğer gelirsem çalışmaktan onur duyarım. Konyalı bir iş adamı, bir hayırsever hem evi tutacak hem de bir yıllık kirasını ödeyecek. Evlatlarıyla sokağa atılan Hava için Türkiye tek yürek oldu. Yalnız değilsiniz diyorum ama siz de benim yalnız olmadığımı bana gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün
büyük gün. Bugün sürprize hazır mısınız? Hava'nın gözyaşları artık mutluluktan akacak. Şimdi Esra Erol'da. Karısı Özlem, dayısının oğlu Alper Vural'la kaçtı. Giderken oğlunu da yanında götürdü. Karınız biriyle kaçıyor. Alper Vural ismini vermişsiniz. Evet. Onun da eşi ve ailesi aynı gün içerisinde kayıp başvurusu yapmış. Hıdar. Alper bu arada sizin neyiniz oluyor? Diğer dayımın oğlu oluyor. O günden bugüne Alper Vural arıyoruz. Her gün açık olan telefonu daha bugüne kadar kapar Esra Hanım. Bugün büyük gün. Bugün yüzleşme vakti. Böyle saklanmayla olmaz, çıksınlar. Ya ben çocuğum istiyorum. Yani ikisinin yüzünde şeytan görsün. Ben istemiyorum zaten bu saatten sonra. Güvencim falan her şeyim sarsıldı. Okan karısı Özlem'le stüdyoda karşı karşıya gelecek. Şennur Yançilek konuğumuz. Cuma günü yayına katıldığında 6 ay önce ayrıldığım eşim Lütfü Yançilek bana ve çocuğuma bu evlilik süresince çektirmediği kalmadı dedi. Ama bugün Latif Yançilek, Latif değil mi? Evet, Latif Yançilek'i de stüdyoda görünce bizim aramızdaki en büyük sorunlardan biri de kıskançlık diyerek olayı başka bir yöne çekti. Ne yapayım abla? Sen kıskandığın için mi Latif'ten ayrılıyorsun? Hı? Ha? Ben ayrılmadım ki zaten ondan. Nafaka davası açtım. Nafaka bağlanacak diye boşanma açtı korkudan. Niye nafaka istiyorsun? Nafaka istememin sebebi o nafaka bana bağlansın ki zaten bana 5 lira pazar parası veriyor kendisi. En azından o nafakayla beraber geçiniriz. En azından kimsenin yuvasına muhtaç kalmam diye. Yuvasına derken? Kimsenin evine muhtaç kalmam diye. Ailenin eline muhtaç kalmazsın diye. Evet, o para da bana yeter dedim. Buna da yeter dedim, bana da yeter. Normalde kendi elinde para tutmuyor. Peki, hayır şimdi nafaka sana bağlanacak. Evet. Latif sana nafaka ödeyecek. Evet. Ama siz Latif'le yine aynı evde yaşamaya devam aynen, edeceksiniz. Aynen, benim para, ondan gel kesilen para beraber oturalım diyeceğim. Ha, anladım. Anladın mı? Evet. İnsan kendi cinsine bu kadar hakaretvari cümleler kullanır mı ya? Yani çok enteresan bir aklım var Şenur. Gerçekten hayran kaldım. Latif'le boşanma davasında tedbir nafakası alacak. Para cepte olacak. Latif senin yanında olacak. İlişkiniz devam edecek. Hem o para bir yere gitmeyecek hem de yasal yollardan dönüp senin cebine girecek. Ama siz mahkemeyi sanki ayrı yaşıyor. Boşanmış gibi kendinizi hayır, göstereceksiniz. Hayır, boşanma açmadım ki ben zaten. Nafaka açtım. Nafaka, peki. Sadece Latif nafaka açtım, boşanma açmadım. Şimdi Esra Hanım. Bana dedim ya sana yarıda kaldık. 5 ay uzaklaştırma verdi ya. Hı hı. Kamyon tutmuş oradan. Lüleburgaz'dan. Nereden tuttu? Lüleburgaz'dan kamyon tutuyor. Gidiyor kaymakamlıktan 1 milyar alıyor. Sosyal ha. hizmetlerden 1 milyar alıyor. Hı hı. Bir de Tayyip Erdoğan'a mektup yazıyor. Kağıt mektuplar da burada. Hı hı. Bu adam beni öldürecek. Cumhurbaşkanına CİMER'e yazdığı mektuplar. 650 kilometre. Tutuyor arabayı oradan Şenur Hanım. Televizyon evde hiçbir şey bırakmamış. Bir battaniye bırakmamış evde bana. Evde bir şey olmadı mı? Hizmetçi tuttun geçen gün. Bu sefer... İşi alması evde ne temiz ettiriyor? Şenur doğru mu? Kaymakamlıktan, belediyeden yardımlar aldığın doğru mu? Ya ablam şimdi şöyle bir şey. Bu ilk kavga ettiğimizde bu evde 5 kuruş ekmek parası bırakmadı. İşte yüzü. 5 kuruş. Kaymakam Bey'e dedim ki benim dedim hesabıma para yettirdi. Hepsini gitti bu metinlenen arkadaşla bu kadına yedirdi dedim. Kaymakam Bey'e çıktım. O kadın da senin kankan. Şimdi... Ha? Kankan falan değil. Siz... Değil. Latif Bey ben unuttum biraz önce soracaktım. Sizin yanınıza başka rahiminin gidiyor dışında aynı, başka kadınlar başka kadınlar getirir miydi? Buyur. Tekirdağ'dan Şenur eve sizi arkadaşım olarak başka kadınlar eve getirir miydi? Ya benim ihtiyarsınız yani genç kadına ne ihtiyacı var? Dedi, yapmayın Allah dedi aşkına şimdi ya. Bir yaştan sonra benim eve başka kadınlar getirir. 5 lira veriyorsun. Çok kadın arkadaşları var. Geliyor mu eve? Eve değil, eve geliyorum işten. He. Bir odaya gidiyorum nerede hemen. Nerede işe gidiyorsun, nereden geliyorsun? Bir taburaya koyuyor 2 tabak yemek, bana getiriyor. He. Kadınlara gece yarılana kadar evde. Ya Şenur bunları kov. Ben kadınları kovdum. Bundan cesaret alıyorlar, gitmiyorlar. Siz de ama gelen kadınlara 60 bin lira para verebiliyorsunuz. Eve gelen, misafirliğe gelen Şenur Hanım'ın arkadaşları. Ben çözemedim. O kadınlardan... Şenur Hanım sizi kıskanıyor ama kadının evine gidip kalıyor. Kadınlar, siz o kadınlara para veriyorsunuz. Avukat Hanım, kadınlar öyle bir kadın değil. Nasıl kadın? Yani
arkadaş oluyor. Bakıyorum oda dolu, mutfak dolu. Bu Halice sefer... Büyük Neşet bağlanır mısınız? Latif Bey, içiniz kararlı mısınız boşanmaya? Ben kesin almam onu. Ama siz demişsiniz ki mahkemeye bir boşanma dilekçesi yazmışsınız ya. Şimdi Şenur ben... benim kalbimi fethetti. Şimdi... Beni eve almıyor. Annesinin evine de beni almıyor. Kapıda kaldım. Şimdi... Alsa Şenur Hanım sizi eve. Avukat Hanım. Bundan iki ay evvel Safranbolu'ya gittim bunu alma. Arabayla bir de şoför tuttum. Bana gitmedi. Uzun yol olduğu için. Tabu verdim, gittim. Yanı söylüyor bu. Küpe aldım ona iki tane. Bakıyorum küpeler kulağında yok. Küpe, 2500 küpe lira verdim küpelere. Merak etme. Barışmak için mi? Barışmak için de dedim hadi yine. Hadi fethi almış abi. Çocuğu var. Bunları gitmiş bana getirdim. O bir tane de telefon aldım. Bir milyar. Bir de telefon. Telefon da. Telefon ikinci el. 100 liraya aldı bir telefon. İkinci getirebilirim. İkinci el işte 1 liraya aldım. İade edebilirim. Valla 100 liraya mı 100 liraya? Bin liraya aldım. Telefonlar, telefonlar kadın geliyor almış, mu? Kadın almış. Hanife denen kadın almış. Şimdi... 5 tane telefon herkese verdim. Bunu da vallahi bana ben çok kocamdan bana küpe geldiğini, telefon geldiğini falan görmedim. Her şeyi kendim yaptım yani. Nasıl evet, ilişkiler ki sürekli hediyeler bir... geliyor. Kurutma makinesi alıyorum. Latif Bey aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun da. Şenur dedi ki ben... Barışmak istiyorum dedin. Yanlış duymadın değil mi? Valla abla ben barışmak istiyorum. Gidecek yerim yok. Sınırsız gidecek yerin yok diye. Yalan yalan. Siz boşanmak mı istiyorsunuz? Yok yalan söylüyor. Gidecek yeri var. Siz boşanmak mı istiyorsunuz? Evet, barışmak boşanmak istiyorum. O zaman boşanmak istiyorsan o kadına verdiğin hakların aynısını bana vereceksin. Bu, hangi kadın? Bunu... O kadın zaten ben kardeş, sizin yerinizde olsam kalan. Latif Esra gibi Hanım. Çocuğuma şiddet uygulayan bir adamdan bir daha yüzünü görmemek kaydıyla tüm bağlantımı kopartır. Abla gidecek yerim yok, kalacak yerim yok ya. Ailenin yanı var. Ailemin yanı iki odalı bir ev. Gelin görün annemin yani evi. Ya iki odalı yok bir ev. Yani böyle babamın bir adama. Babamın kafası ses çekmiyor, hasta adam, bypasslı. Annem de şeyli böbrek hastası ameliyatı oldu kadıncağız. Burada onları getiremedim burayı. Burada da şiddet var. Hangisine kalmayı tercih edersin? Tam tersi. Annenin, babanın kalacak yanında kal. Babamın yanında kalmak isterim ama adamın beni çekecek gücü yok ya. Ha o kadar tahammül edilemiyor. Şimdi Esra Hanım. Peki. Orada televizyonda gördük değil mi? Evet. Ne diyor? Beni öldürmek istiyor. Aslında o beni öldürmek istiyor ama. Ya, bak ben o kadının evine gittim ama bak. Kadına dedim ki Rahime Hanım dedim. Sen dedim benim eşimi ara dedim. Sen madem benim eşimi çok seviyorsun, seni sevmiyor Şenur dedi. Hiçbir şekilde senden nefret ediyormuş dedi bana. O zaman Rahim'e şu telefonu aç dedim. Ara bakayım benim adama. Ne diyor biliyor musun? Ay Rahim'ciğim aşkım bir tanem. Şenur'u postalayacağım seni alacağım olur mu? Şenur acaba sen Rahim'i ya bizim Latif böyle kadınları çok sever. Sen onunla böyle hayır, iki canım hayır, cicimli hayır. Konuş. Biz ondan çok güzel 60 bin lira alırız demiş hayır, olmayasın. Hayır hayır asla asla. Ben böyle dediğini düşünüyorum. Yarına kadar düşünün. Asla. Sizi buradan uğurluyorum. Siz de buradan uğurluyorum. Başka konuya geçmek durumundayım. Buyurun. Gerçekten ya sabır. Okan Gölbaşı geliyor buyursunlar. Okan Gölbaşı eşi evi terk ediyor. Giderken 5,5 yaşındaki oğlumu da götürdü. Ve biriyle kaçtı diyor. Kaçtığı kişi de benim akrabam. Eşimi bulmak ve bir an önce boşanmak istiyorum diyerek başvuruda bulundu. Biz Özlem Gölbaşı'nı arıyoruz sevgili seyirciler. Aynı zamanda Mehmet Emin Gölbaşı'nı evet. arıyoruz. 12 Şubat tarihinde eşiniz evi terk etmiş, evden evet. kaçmış çocuğu alarak. Evet, 12 Şubat Cuma günü ben sabah işe gittim. Eşim beni aradı. Bugün kaçta geleceksin dedi bana. 5-6 gibi gelirim dedi. Aradan bir saat, 1,5 saat sonra geçti Esra Hanım tekrar aradı. Ne yapıyorsun dedi bana. Çalışıyorum dedim ya. Ben dedim yani bir şey mi var çocuğa bir şey de oldu da bana demiyor musunuz dedim. Ondan sonra Esra Hanım çıktım eve geldim efendim. İçeri girdim. Yatak, döşek aynı o şekilde duruyor. Sabahki gibi. Evet. Ben 3. katta oturuyorum. 5. katta annem gibi oturuyor. Benim karşımda da kardeşim oturuyor. Anneme çıktım. Anne dedim çocuklar burada mı? Acaba kahvaltı falan mı? Yok dedik. Ondan sonra tekrar yengeme indim. Yenge dedim. Bizimkiler geldi mi hiç gördün mü dedim. Yok dedi. Ondan sonra kayınbabam, kaynanam aradı beni. Onlar da arıyor. Ondan sonra nerede bilmiyorum. Durum böyle böyle. İşte kayınbabam, kaynanam geldi. İşte ondan sonra kaynanamla kayınbabamla benim eve indik. Bir gezdik. Neye iltica edelim, neye karar bağlayalım dedi. Esra Hanım evden çamaşırlarını almışlar. Çocuğun çamaşırını almış. Karınız biriyle kaçıyor. Alper Vural ismini vermişsiniz. Evet. Onun da eşi ve ailesi aynı gün içerisinde kayıp başvurusu yapmış. Hadi Alper abi. Bu arada sizin neyiniz oluyor? Diğer dayımın oğlu oluyor. O günden bugüne Alper Vural arıyoruz. Her gün açık olan telefonu daha bugüne kadar kapalı Esra Hanım. Böyle saklanmayla olmaz çıksınlar.
Ya ben çocuğumu istiyorum. 3 gün orada, 5 gün orada. Çıksınlar, ben bunu istiyorum. Yani yeter yani, sakla böyle, olmaz böyle. Yani ikisinin yüzünde şeytan görsün. Ben istemiyorum zaten bu saatten sonra. Güvencim falan, her şeyim sarsıldı. Özlem 12 Şubat tarihinde yaşadıkları evden çocuğu da alıyor. Eşinin işte olduğu bir saatte diğer akrabası Alper ismindeki kişiyle kaçıyor. Özlem'i bulduk ve getirdik. 12 Şubat'tan sonra ilk kez eşinizi göreceksiniz. Yani uyarıları biliyorsunuz ama tekrarlamak istiyorum. Yerinizden kalkmıyorsunuz. Tamam mı? Yerinizden kalkmıyorsunuz. Özlem canlı yayında, buyursunlar. Bu soruyu özellikle soruyorum. Yerler değişmiş olsaydı, burada eşini arayan siz olsaydınız, eşiniz başka biriyle Okan kaçsaydı, sonra sizin karşınıza çıksaydı, ne yapardınız, ne söylerdiniz? Ne söyleyecek? Söyleyecek bir şey yok ki Esra Hanım. Suçlu, bakın suçlu, suçlu. Nerede ya? Benim çocuğum nerede? Suçlu sen, tipine bakarım şöyle. Çocuğun çok iyi, merak etme. Çocuğumu ben çocuğuna alacağım. Senden Allah'tan çok iyi bakıyor. Bakıyor. 12... Çocuğum, sen o, bir saniye Esra Hanım lütfen. Tabii, siz karşılıklı konuşun. Sen o çocuğu, Esra Hanım haberi yok. Herkesin önünde söyle bakalım. O çocuğu karnından bana 1,5 milyar para ödettirip şu doktordan niye çocuğu aldırdı? Senden nasıl çocuk doğurabilirdim? Misin? Bir senedir konuşuyorsun. Ne zaman çocuk aldırdınız? Aha, kartı da burada, doktor bey, hanımları da görüştüm. Yakın abi, zamanda mı çocuk aldırdınız? Kaçmadan önce mi? Ömür abi. Hayır, 1,5-2 yıl olmak üzere buna. Lütfen. Ha, 2 yıl önce doktorum bir çocuk burada. Aldırdınız. Evet. Doktorumuz burada. Hı-hı. Evet, çocuğum daha eşinizin küçüktü. Eşinizin haberi var mıydı? Evet. Hayır, bana dedi ki Esra Hanım sadece, bak dedim ki bir çocuk daha yaparım dedim. Onda... Benim çok çocuğum ya. Zaten... Evet, sen ben bakıyorum. Evet, ben bakıyorum. Kim bakıyor? Evet. Lan beni akıyor ya! Lan para bekle ya lan! Kendini yırt... ...yoklukla alakası yok. Para bile ya olmuş. Ya ablacığım olsa... bu suçlu daha karşı kıza geçmiş. Timsak gözler seni yapıyor. Lütfen! Şimdi davanız eşinizi aramak değil miydi? Bakın eşinizi buldum, karşınıza getirdim. Yoksa siz hala Özlem'le Alper'i arıyor olurdunuz. Ben çocuğumu alacağım, vekaletini alacağım. Ben burada Hülya Hanım boşanmak istiyorum. Bir sakin olur musunuz Okan Bey? Bir dinleyelim. Özlem 12 Şubat tarihinde evden kaçıyorsun. İnanmayın buna, hep yalan bu. Daha hep yalan. Haklısın. İnanmayın Esra Hanım, hep yalan. Benim işim yarıyor. Ben buraya her şey yaptım. Her şey yaptım. Şimdi bağlanacaklar muhtar falan. Her şey yaptım ben buraya. Her şey yaptım. Sizin bir şey yapıp yapmamanızla alakası hayır, değil. Bu Özlem'in davranışı. Gözü dışarıda kalmasın diye tuttum. Bak tamam. Ben bunu kullanıyorum. Android aldım. Ben bunu kullanıyorum. Ben bu telefonla çıkıyorum esnafım ben. Okan Bey, bunları yapmamış olsanız da gene aynı davranışı sergileyecekti. Çünkü bu Özlem'i... Açıyorsun sen kimsin? Bu Özlem'in desene kendi davranışı. Ben kaçmadım. Ben kaçmadım. Kaçsaydım gelmezdim. Esra Hanım lütfen. Sen sakin konuşursan. Be. Okan. Oğlum köpek var mı diye. Beraber çıkartmadık be. Okan. Benim çocuğumu niye götürüyorsun? Okan canım sakin. Senin. Maddi manevi tazminat davası. Hak veriyorum tamam böyle diyor sakin konuşsun. Diyor ki konuştun. Sen beni, bana ihanet edip benim akrabamla kaçtın Allah'ım, giderken de... çıkıp da ona...
Bunu söylemeyin, bunun hiç alakası yok. Yani bir çocuk yaşamayı hak ediyor. Allah öyle sağlık problemleri varmış. Diğer kadının da kalbini acıtmayın. Bakın babam sizin gibi Firdevs de Alper'in eşi de mağdur. O kadın iki tane çocuğunun yasını tutarken kocası başka biriyle arkadaşlık ediyor. Evet, gönül ilişkisi diyor. Yaşıyor. Anne diyor, orada evet. Çocuklarıyla imtihan oluyor. Şimdi ben sormak istiyorum size. Diyor ki nereye gidersen git sende gözüm yok ama... Benim çocuğumu benden kaçıramazsın diyor. Ama ben çocuğumu... 12 Şubat'ta neden kaçtınız? O güne kadar gizlice sürdürüyordunuz ilişkinizi. Gizlice sürdürüyordu. Kaç yıldır ilişkiniz var? Alper Vural'la. Ben köydeydim. Köyde konuşmaya başladık. Ben... Lütfen dinleyin evet, beni. Evet işte köydeydim. Bak, köyde konuşmaya başladık. 30 kişi beni aradı. Alper köyden çıkmıyor dedi. Kabak toplamışsınız beraber. Herkes lafınızı çıkartmış size. Herkes dedikodunuza oturmuş. Kabak topluyorlar. Kabak çekiliyor ya. Evet. Alper buradaki o beyefendi delikanlı ya. Oraya gidiyor. Bunun yanına delikanlı ya. Bunun yanına gidiyor. Orada şey yapıyor. Kabak topluyor. Senin ne işin var bunun yanında? İş yapamaz mıyız? Ama normalde yakın akrabalar yani. Alper'le sürekli görüşür müydünüz? Sürekli gelirler giderler de abla bizde. Senin tam neyin oluyor? Halanın oğlu mu oluyor? Hayır amcanın oğlu. Amcanın çocuğu oluyor. Öz amcasının kızı Esra Hanım. Beraber büyüdünüz değil mi? Sayılır. Sayılır. Öyle, yani sen Alper'in eşiyle tanışıyordun. Evet. 5 yaşında Okan çocuğum da, var. Okan da senin akrabanın çocuğu. Evet. O hala dayı çocuğu, o amca Esra çocuğu. Hanım. Şimdi siz hep berabersiniz aslında. Hani yakın olmanız, konuşmanız bunlar çok normal şeyler. Sizin ilişkiniz 1,5 yıl dediler. 1,5 yıl önce mi başladı? Esra Hanım. 1 yıl olacak numarayı tam olarak. Numarayı niye engellemiş? İsimsiz ben yakaladığımda. Şimdi o zaman siz sorun hepsini. Lütfen. İlk olarak oradan başlayalım. Arama şimdi oğlunuz, abi. Baba evden geliyor, işten geliyor. Oğlunuza soruyor ne yaptınız diyor. Parka gittiniz annenle nasıl geçti park diyor. Alper abi aldı bizi gezdirmeye. Evet, olabilir. O gün aslında aldıydı. Çocuk bazı şeyleri itiraf ediyor. Evet. Ve siz de diyorsunuz ki çocuğa mı inanacak? Ona ben maddi manevi bunlar, ona her şeyi açacağım. Tazminat her şeyi açacağım. Bir özlem anlatabilir mi? Hı. O müdahale edecek mi? Ne kadardır ilişkiniz var? Abla ben köydeydim. 1,5 senedir Esra ben Hanım. Ben senin köye ne zaman gittiğini evet. Bilmiyorum abla. Hayatım. Geçen yani Mayıs ayında gittim ben yılbaşına kadar orada kaldım. Ha? Geçen Mayıs ayında gittim, geçen yıl Mayıs ayında gittim. Oruçtan bir gün önce gittim. 15 gün kaldı bu. 8 aydır köyde kaldı. Yılbaşını da orada geçirdim abla. Yılbaşından abla sonra benim, da birkaç gün orada kaldım. Sonra babam böyle köyde şey çıktı. Böyle Özlem boşanmış gelmiş vesaire şeyler çıktı. Benim de kulağıma geldi. Tam babamla son kez bir konuşalım kızım dedi. Seninle de hani son kez bir çocuğun var dedi. Bir daha dene falan filan işte. Bir daha evet, siz boşanmak istiyordunuz eşinizle. Dile gitmesin diye. Köye gitmeden biz yine kavga ettik. Anlat yalan. Biz yine kavga ettik evde. Anlat yalan. Neyden şey yaptın? Neyden kavga? Onu da açıkla bir tane canlı yayında. Tüm Türkiye izliyor. Açıkla. Ne söyleyecek? Lütfen. O kavga neyden çıkıyor? Neyden çıkıyor? Neyden çıkıyor? Para vermiyorum ya. Para vermiyordun ya. Sen bana hiç para vermezdin ki. Sen bana hiç para verir miydin? Eve ekmek parası koyar mıydın? Almaz mıydım? Şimdi muhtarı arayacak. Muhtara cevap ver. Davanız açlık tokluk davası mı? Paranız olmadığı için mi Alper'le kaçtınız? Ben hiç açlığı tokluğu arayan bir kişi değilim. Ben marz koyacağım evime. Ben marz koyacağım evime. Vekaletini alıyorum. O güvendiğin adam patlama geçecek. Delikanlı niye çıkamadı? Türkiye'ye... Alper'in yayına çıkması... Ablacığım bu çıkmadan 57 tane olduğu ortamda, karı kocanın olduğu ortamda benim için uygun değil. Bu ablacığım, benim her zamanki kuralım. Karı koca burada ben. Üçüncü Esra'nın, kişiyle sizin olmadığınız zamanda... Kavga çıkma sebebim acaba neydenmiş? Özlemciğim şuradan bahsedelim. 1 yıldır ilişkiniz var Alper'le. Var evet. Abla. Her ikinizle çok yakın akrabasınız. 12 Şubat'ta neden kaçtınız? O da boşanmak istiyordu. Ben de boşanmak istiyordum. Onun da bir çocuğu var. Benim de bir çocuğum var. Hani neden hani bizi ayrılamıyorduk biz peki yani. Peki bana...
babam duymasın, özür dilerim aşkım. Kaçış halini bir anlatsana ya. Hadi o cuma gününe gele gele. Beni aradın ya sana. Bir otursana senin yerine. Sen beni oturtamam, bana müdahale... Peki Özlem, 6 yıllık evliliğimizde çok davranış, belli bir davranış alışkanlıkları vardı. Çok onun dışında hareket etti. Kaçacağı gün 2-3 kere beni aradı. İşte nasıl, aradı. İşte, ne yapıyorsun? 2-3 kere aramadım. Benim soba yakmam lazımdı çocuğum. Tamam. Küçük, ben o uyuyorken aşağı abi, inip çıkam. Kendi de çok iyi biliyor. Ben banyoya bile çocuğumla beraber girerdim. Peki, kendi tek kalamam. Tek kalamaz diye. 6 sene beni aramazdın. Bir dakika. Kaçtığı günü anlatıyor. Aramazdı. Esra abla aramazdı 6 sene. Adam arayın, bir konuşur musunuz o hocama? Bekleyin lütfen. Ben çocuğumla ayrı ses kalamam. Ben banyoya bile birlikte girerim ki hani o yan... Dedim ki sabah kalktım, ev soğuk, Okan bakarım, soba yakacak. Kaçmayı planlıyor eğer muydunuz? Yani o gün evden ayrılma sebebiniz neydi? Evden ayrılma sebebim 2 gün olmadı, oldu olmadı. Beni ben kapı dışarı... kovdu. Ben yemek yapardım. Hadi Okan yemek abla, yiyelim. Esra abla. Elinin tersiyle böyle böyle Esra yapar. Sen ne ayıptır söylemesi, sen yemek hazırlarım. Lütfen. Şey yaparım. Ben otursam suç, buna kalksam suç. Öyle mi? Uyandığım saatler öyle bile mi? Suç. Tek çocuk buna değil, bunun ailesine bile suç oldum çocuk ben. Çocuk aldırdığım bile... Ya o gün bir abla, şey, o kavgayla beraber mi siz evden ayrılmaya karar verdiniz? Hayır, hayır. İki gün bu kavga benim zaten annesi de şahit Esra buna. Esra abla, kardeşi de şahit. Şey, işbirliği benim... yapmışlar. Sabah beni arıyor, bu diyor ki... Bu... Siz 2 gün önce evden kovmuşsunuz onu. Yok, yalan lütfen. Şimdi yalan mı? Annesi şahit, lütfen şimdi bağlar ona, mısınız? O telefonla kime bağlanacağını bilmiyor. Ben babamı şimdi da aradım akşam. Şahitlere gerek yok. Siz yaşadığınızı hayır, anlatın. Hayır, o kimden konuşacağını bilmiyor. O daha şu an cevap veriyor. Siz o gün evi sobayı yakmaya... Çok özür dilerim. Sobayı yakmaya karar verdiğinize göre o gün evden ayrılmayacaktınız ama ne oldu da kaçtınız? Hanım. Ne o? 2 gün önce bekleyin, ben lütfen. Dedim ya size, annesi de şahit. Bunun erkek kardeşi de şahit. Hatta onlar gelmeden önce bununla kavga ettikten hani ettikten sonra artık ben babamı aradım. Baba, ben bununla baban şey yapamıyorum. Baban ne dedi hani... sana? Pisliği görmüş köyde dedi ki. Ne cenaze, hayır, ne ondan dedi. Önce diyorum benim, ben sana bir dakika, yok, dinler misiniz? Seni reddediyorum dedi. Bir konuşmak bunu istemiyorum bir ben bununla. Yakalamış. Okan Bey. Ben o gün akşam babamı aradım. Baba dedim, artık bu susmuyor, ben yetişemiyorum bunun çenesine. Hani her şeyime karışıyor, her şey bir sorun ediyor. Evi pislik götürüyor. Bulaşık 3 gün bekler mi makineler? O zaman... Kaçtığı gün çamaşırlar kaç gün durdu? O zaman bağlansınlar benim nasıl... Bak ya, bak şimdi bağlanacaklar. Dava çamaşır bulaşık davası. Ablacığım sen değil, o gün niye evden kaçtın? Yalan değil, söylüyor. Beni kovduğu için kaçtım. Plansız ben, mıydı? Bunu merak ediyorum beni, sadece. Bir an doldu benim şeyim. Söylüyor. Ben köye de gittim ayrılacağım valiz diye. Babam tekrar gönderdi. Yanınıza, valizi hazırladığınıza göre... Ben çıktım. Hayır, valizi yalan almamış. Valizleri evde almadım, poşetlere koymuş anlaşılmasın diye. Yani valizi bir anda almadım, bir şey oldu da siz kaçtınız değil mi? Ben kovulduğum için kaçtım abla. Öyle o gün mi? Seni evden kovdu mu koca? Ben konuştuğum an böyle demedi gırıyım. Bir gün önce gün kovdu abla. Bak, bir gırıyım gün önce kovdu. Sen gündüz onu aradın. Sabah, ne yapıyorsun, sabah, ne ediyorsun? Sabah aradın, sobayı ha, yakayım mı, bana odun getir kömür diye. Kömür de çıkarttıydım ha bir gün öncesinde. Değil mi? Yalan, evet, yalan. Tilki, ya yalan. Bu kişi sen mi planladın, Alper mi planladı? Plan yok ortada. Esra, plan yok. Ya. Plan yok. Plan. Çünkü ben köye de gittim, ayrılalım abi, dedim. Babama da ya söyledim. Anneme de, benim bir köy biliyor ayrılmak Allah istediğimi. Arkadaşlarım da biliyor. Şimdi benim mahalle muhtarım niye bağlanacak? Bir şans ver. Çocuğun ortada kalmasın dediler. Ben tekrar geldim. Düzen tutturamadık biz bununla. Esra, evlendiğim günden beri... Bunlarla ancak o çocukla beraber tutunurum. Ya ne yapıyorsunuz? Yalan söylüyor. Ne yapıyorsunuz? Yalan söylüyor.
Allah tüm bu olanlardan sonra hala onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Gerçekten mi? Canlı yayın bitti. Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in annesi Gülcün Hasan'ınla ilgili son dakika gelişmesi. Evliliğimde hep aldatma. Artık şans vermek istemiyorum. Anlaşmalı boşanalım, hiç sıkıntı yok. Buyurun gelin. Yavuz gelmedi. Fakat en önemlisi senin için yeni bir başlangıç yapacağız, evet, dedik. Türkiye onu çok sevdi. Her zaman senin arkanda ben olacağım. Sana şirketimizde eğer gelirsem çalışmaktan onur duyarım. Konyalı bir iş adamı, bir hayırsever, hem evi tutacak hem de bir yıllık kirasını ödeyecek. O kadar zorluğu süreci geçiriyorsunuz, sabırla davranıyorsunuz bir anda. Ya bir sinir boşalması. Ama bunu ben yapmayın. Neyi bekliyorum ben? Çocuğum var, Refah Ertan Hanım gibi. Biliyorum, sen çocuğunu istiyorsun ama senin bu davranış, o suyu fırlatmanla bu sefer der ki bana şiddet uygular. Ne diyecek ya, güle oynaya mı kaçtım kocaya diyecek, öbürküne kaçtın diyecek. Onu söylemek için de cesaret ister, yapma Okan. Kaçan o. Bütün aile, hepiniz perişan olan sizsiniz. Boşan, çocukla ilgili ondan ortak kararınızı alın ve bitsin bu iş. Seni sevmeyen bir kadınla ömür geçer mi ya? Allah belası, ben istemiyorum. Hayır, ben istemeyen biri, bakın siz harika şunu anlamıyorsunuz. Seni istemeyen, başka birine tercih eden biriyle ömür geçer mi ya? Onun için mücadele etmeye değer mi ya? Var ya bir tane bir laf bile söylemem, biliyor musun? İstemiyor, dönerim arkamı giderim, kendi hayatıma bakarım. Değmez çünkü. Hayır, beyefendi oradan beni tehdit ediyor ya. Bak, bu davranış şeklinde onların yaşam tarzı gene aynı olacak. Onlar gene hep aynı döngüde olacaklar. Kılımı kıpırdatmam ya. Kendimi, yani bu kadar yıkıldıktan sonra çok büyük bir hayal kırıklığı, kim uğrasa, haksız mıyım? Ya düşünsene, sen Okan'ı sevsen sevmesen, gitse senin yakın akraban başka biriyle kaçsa ve de senin karşına çıksa, bunları söylese, gururun incinmez mi? İncinir. İncinmez mi? Benim suçum olsa ben haklıdır derim. Sizi zorla mı kaçırdılar? Yani kaçacağınız hiç kimse kalmadı da bir kuzeninizden... Hayır, Okan'ın yerine kendimi koyduğum için suç. Şunu anlamıyorsunuz, şunu anlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki benim 5,5 yaşındaki oğlum, ben banyoya girdiğim zaman bile yalnız kalamıyor. Çünkü terk edilme korkusunu o çocuğa aşılıyorsunuz. Ya bana anlatın, 5,5 yaşındaki evladınıza nasıl anlatıyorsunuz bu durumu? Pis bunun, mi? Bakın cuma gününden beri Esra Hanım anlattı, ben ilişkinizi konduramadım. Şema çizdim ya. Siz bu ilişkinin içerisinde, küçücük bir yerde, köyde bunları yaşıyorsunuz. Su verin, ve etrafınızdaki insanların anlamlandırmasını istiyorsunuz. Yeryüzünde insan mı kalmadı ya? Bitirin buradan, boşanırsınız. Valla TikTok masum oldu şu anda gözümde, o kadar diyeyim yani. Bu kadar olmaz. Ben kadar söyledim, olmaz. Boşansaydı o Özlem, zaman. Özlem bak. Ben abisine de söyledim boşanmak istiyorum diye. Bakın şunu anlamıyor. Buraya gelen herkes diyor ki ben hep boşanmak istedim, ailem karşı çıktı İstedim, diyor. İstedim, evet. Alper'le kaçmana ailen izin verdi mi? Vermedi. Vermedi. Tabii vermez. Alper'le kaçarken ama izin aldın mı? Ama mecbur bir kadın ne yapacak? Almadın. Ha? Mecbur. Bak, almadın. Yani demek ki sen kendi hayatınla ilgili bir karar verdiğinde birinin sana yap et demesine gerek yok. Sen bunu istediğinde yapıyorsun. Bu gücünüzü yanlış yerde değil doğru yerde kullansanız problem olmayacak. Siz enerjinizi ve gücünüzü yanlış ve çirkin işlerde kullanıyorsunuz. Sonra da bu karmaşık hale geliyorsun. 20 yaş var aralarında. Ha? Ya istedikleri kadar yaş farkı. Seninle onları, de var. Bu saatten sonra Alper, sen abi boşan. Abi diyorum ya ben, Alper büyük benden. Boşan, bu saatten sonra onların hayatı. Tamam, seni abla hiç alakadar tamam, etmiyor. Aynen aynen. Yani senin çocuğun annesi olmaktan aynen öteye gitmiyor. Ben çocuğumu istiyorum, vekaletinde istiyorum. Ben tazminat davasını arz ediyorum. Çocuğuna bakabilir ben misin acaba? Bakarım araştırsınlar. Ben. Eve hoca sürecek. Kaç gündür kayıpsınız? Kaç gündür kayıpsınız? Nerede bakıyorsunuz çocuğa? Parasız. Pandemi döneminde o ev seni, bu ev geziyorsunuz. Nasıl hayır? Evimiz var. Erkine siz gele varmışsınız, evet, paramız yok demişsiniz, eşyacımız var. Ne anlattınız çocuğunuza, ben çok merak hayır, ediyorum. Hayır, bu şeyi bir de merak ediyorum. Nerede? 12 Şubat'tan beri nerede kaldınız? Yani yer, yurt söyleme de. Erkine mi tuttunuz, ev mi kiraladınız? Ev tuttuk. Erkilet'te, Erkilet'te. Evet. Nasıl tuttunuz? Aynı gün mü tuttunuz, kaçtığınız gün mü? Evet. Aranmanız şimdi vardı bak, sizin zaten. Siz apar topar evden kaçıyorsunuz. Gideceğiniz çıkarttı. Evi nasıl belirlediniz? İnternetten baktım. Aynı gün içerisinde. Evet. Sen mi tuttun, o mu tuttu? Mi?
Hadi beraber baktık. Beraber baktınız. Hı-hı. Aynı gün evi tuttu. Yani şimdi gittiğiniz ev eşyalı mı, eşyasız mı, yemek var mı, nasıl onu ayarladınız? Bunu merak ediyorum hayatım. İşte tedarik ettik. Çocuğu tedarik ettiniz. Evet. Yani kaçacaksın, şehir değiştireceksin, ev tutacaksın, orada yaşamaya başlayacaksın. Evin eşyalarını düzeceksin, yeni bir hayata başlayacaksın. Bir araştırır mısınız? Hani Okan çocuğu istiyor falan, bakarım falan diyor bakarım, da. Bakarım, bakarım. Benim anam, bacım var, bakarım. Hepsi bekliyorlar Kayseri'de şu an. Çocuk bakmak yalnızca karnını doyurmakla olmuyor. Esra'nın... Hayır, evet. Siz Alper Bey'i ne diye tanıttınız? Nikahlı. Beyefendi geliyordu evinize. 5,5 yaşındaki oğlunuza yeni tuttuğunuz evde kim geldi dediniz eve? Ya önceden tanıyor zaten. Ne dediniz? Şimdi de dostum dedin değil mi? O. Alper abi diyor değil mi o çocuk, evet, ona? Ya Alper abiyle sonra bir gün oluyor annesini daha yakın görüyor. Şimdi onu... Hayır ben evde nasılsam çocuğumla da aynı öyleyim şu Alper an. Alper abi hep biz Alper abiyle beraberiz. Babam nerede? Babam niye gelmiyor diye sormuyor mu çocuk? Yani önceden de hani Okan'ı hiç aramazdı ki. Öyle mi? 8 ayda köye gidersin. 8 aydır sen arasaydın o zaman. 8 aydır çocuğum ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyor, ne içiyor arasaydın söyleseydin. Abla 15 bin yansızlıktan dolayı mı karşınız evden? Niye bunu sürekli aşkla dile getiriyorsunuz? Benim yanımda 15 gün durmadı. 6 yıllık evlilikte mi? Hep köyde. Alper hep köyde. İşte pislikler tüm dünya gördü işte. Ya 6 yıl boyunca ya sen... köye gelemeyecekse senin annene babana benim diğer amcama gelemeyecekse siz karı koca olarak bir fiil ne kadar aynı mı kocanla? Yaşadık tabii ki. Yani 6 yılda bir fil beraber mi aynı yalan evde söylüyor, yaşadınız? Yalan söylüyor, beni bir tane aramaz, beni arar. Uykuda 2'de uyarır, 2'de öğlen 2'de uyarır. Ya yattığım kalktığım bile şey 2'de oluyor. 2'de uyarır mı? Ayıp lan, oruçtan geliyor, yemek ben lan. Ben korkudan kapımı açamıyordum ki sizin o dayı diye tanıttığınız şahıs 2'de dayım bir geliyor diye. Dayım o benim, herkes duysun, o benim dayım. Evet dayım. Orijinal dayım olmayabilirdi ama benim yardımcım. Ama şimdi akrabalarla ilgili kafanızda soru işareti olması normal. Kuzeniniz dediğiniz insan zaten size farklı gözle bakıyor. İlişki çıkıyor arada. Pis gözüyle yani bakıyor, anlıyor mu? Vallahi. Biz de ne bileyim kuzen kardeştir, dayı şeydir. Yani her şeydir bu insanlar. Yani sığındığın, güvendiğin. Gerçekten onu, akrabalık ilişkilerini darma duman ettiniz. Bacısı. Bak bacısı düşünürse... Dört ailede yıkım. Firdevs'in ailesinde yıkım değil mi? O kadının ne günahı vardı? Alper onu terk etti. Hadi senin kocanla sorunların vardı. Alper'in karısının. Ama benim kocamla sorunlarım vardı. Ben onu sevmiyorum. Hatta evlendiğim günden beri sevemedim. Hani bana dediler evlenirsin ama işte rahat bak, olursun falan filan. Nasıl tutuldun lan? Hani halam... rahat olursun. Hani kafa yönünden hani halam olduğu için ben halamı da çok seviyordum. Alper şey, abisini de çok seviyordum. Bakalım, lütfen. Abla lütfen ben şunu diyeyim Esra Hanım. Bir cümlesini tamamlarsa. Esra lütfen bak söz hakkı istiyorum. Devam bunu edin. Bunu ne yaparsa yapar atar mı ben satar mı? Ben annesini falan önceden sonra çok severdim ama bu dayıları mevzusu akraba çıktığı için. Akraba evliliği olması sebebiyle. Evet bir şekilde hani bozuldu. Bundan herkes şikayetçi ya. Komşusu Firdevs'in şikayetçi. Günahı ne? Yani Alper onu niye terk etti? Hiçbir şey, herkes şikayetçi bundan. Birçok zamandır boşanmak istiyormuş. Hatta ben bilmeden önce de ayrılmak istiyor diye duydum. Alper senin kardeşin 20 yaş. Sen çok mağdur olan bir kadın. Aslında bakın oradaki kadının mağduriyetinizi aslında bir kadın çok iyi anlaması lazım. Var. İki evladını toprağa vermiş. Bir de 2019'da yani. Ve çok yakın bir tarihte. Evet. Firdevs ne dedi biliyor musun Özlem? O zaman sen de benim numaramı dağıtmasaydın, senin annen de benim numaramı dağıtmasaydı değil mi? Nerede dağıtıldı numaralarınız? Kötü bir şey yapmadık ki biz dağıttıysak. Ne yaptık? Gizlice annesinin telefonundan numaramı alırlarmış ki bunun ne dayı. Ne zaman?
bunu bunların dayı diye tanıttıkları kişi kaç kere beni taciz etmeye kalktı, kaç kere ben numaramı değiştirdi. Yalan nasıl söyleme, taciz ediyor? Yalan söyleme. Şikayetçi oldu mu bu kişiyle? Hayır hayır olmadı, yalan söylüyorsun. Ben bunlara söyledim, ilk annesine çıktım söyledim, işte hala bak böyle böyle oluyor. Ben rahatsız oluyorum, ben numaramı değiştireceğim dedim. Sonra Okan'a söyledim, beni geçiştirdiler, hani bir daha olmaz dediler. Yalan hani... söylüyor Esra Hanım, yalan yalan. Yalan değil, bağlansınlar onu beni. Hayır, ama hemen söyle, gidip bak, şikayetçi olsaydın. İlk defa çıkıyor böyle şeyler de ben yalan bu, olsaydı anlatamıyorum. Böyle bir şey, yalan nasıl uydurabilirim? Sizin böyle bir olaydan haberiniz var mı? Var da öyle bir şey var. Yok. Evet, mesajlar da hatta kesinlikle. Bazı... Benim telefonum değişmeseydi size inan ki gösterirdim. Rahatsız edici, uygunsuz mesajlar mı evet, çekiyor size? Evet, benim ben halama çıkardım. Bir, aramızda bir kat var. Kendi çağırırdı, ben asla çıkmazdım o korkudan. İşte çay kahve içelim falan filan demeye. Zaten canım sıkılıyor, bu öyle dermiş. Ben için ben... değil. Anlatabilir yalan miyim? Yalan konu dışında bu. Farklı ben yukarı çıkardım. İşte çay kahve içelim derdi. 5-10 dakika fazla otururdum. Hani rahatsızdım, hamileydim bir o zamanlar. Eve inerdim, bana ben telefonumu yukarı götürmezdim hatta. Evde bırakırdım, giderdim. Eve inerdim, bana şey mesaj olmuş, gelmiş. Görürdüm hani halan şunu şunu diyor arkandan, halan bunu bunu diyor arkandan diye o şahıs bana yazardı. Kötü bir şey demiyor ki. Annem engelledim. Seni uyarırdı ki aman Özlem karşıma otur, kimse göz atmasın, yani kimse halanız ayarlamasın. Dediğiniz kayınvalideniz, kayınvalideniz dediğiniz halanız ama he, hani anlaşamıyorsunuz da bir arada da akraba olmuyor. Akraba evliliğinden şikayet ediyor. Evet. Yaptığınız eylem yine akrabayla ilgili yalan bir ilişki. Yani siz ayırt edemiyorsunuz. Ama akraba... Ailevi, çekirdek Esra aileyle akraba nerede durmanız gerektiğini bakın. Ama bu arada gerçek bir dayı da değil, onun da altını çizeyim. Özlem Hanım, şiddete bazı durumlarda yani... Bakın siz şiddete gel gel diyorsunuz. Kendinizi ilk önce korumanız lazım. Çocuğu korumanız lazım. Keşke ilk siz... önce boşanmaya ben buraya gelseydim de keşke böyle bir yaşanmasaydı. Alper Bey de yaptı. Alper Bey'in ama de annesi izin verilmezdi bakın, bana. Annesine demiş ki pasaport işlemlerim var demiş. Evet. Tip başvurusunda bulunmuş. Sizin de eşiniz gitmiş. Ya bunlara ne babam gerek var? Gitmiş, bu emniyetin var. De emniyetin böyle sizin gibi kayıp kaçan, aşk için kaçan işte diyorsunuz Esra ya. Hanım, bana ben bu sevgi de demiyorum. Yazık. Emniyeti de meşgul ediyordunuz Esra ya. Hanım, ben boşanabilseydim ben hiç böyle bir şey yapmadım. Ya hayatım sen ya. Ben beyanda bulundum kendisine boşanmak istiyorum dedim. Her kavgamızda da söyledim. Şunu anlamıyorsunuz. Alper'le kaçıyorum ne diyorsun demedin. Bunun için sen yola çıkacaktın, bunu yapacaktın, anladın mı? Siz en zoru yapıyorsunuz, en karmaşık olanı yapıyorsunuz. Şimdi Buket telefon hattındaymış. Buket kim? Kesinlikle. Okan'ın kız kardeşi. Görüşüyor musun Buket'le? Yani evet, görüşür evet, müydünüz? Konuşurduk biz. En son kahve içtiler beraber. Alo. Yoktu. Buket merhaba. Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. O oradan hanımefendi, Özlem hanımefendi oradan söylüyor ki... boşanamadım diye, boşanamadı. Alper'e kaçmayı biliyor da adliyenin yolunu mu bilmiyor Esra Hanım? Hep yalan evet, söylüyor, bilmiyorum. Hep bu yalan, yalan. Demek ki bilmiyor. Sen de çok iyi biliyorsun bilmediğimi. Ben neyi biliyorum bilmediğimi? Gelip de boşanacağım ben dedin mi sen terbiyesiz? O çocuğu vereceksin, o çocuğun velayetini de alacaksın senden. Sen... Çocuğumu ayıran da sizdiniz ha, diğer çocuklardan. Şimdiye kadar ha, böyle benim çocuğum diye demeye... De... Yıprandık biz. Akraba artık hayatımızda bizim akrabanın altı yok senin yüzünden. Ya zaten de önceden de akrabalar arasında böyle arkadan yoktu, atıp tutmak yoktu. Çok meşhurdu bizim akrabada. Bunun biz var ya Esra Hanım. Sen çok bunlar hacizliydi, hep bizi kurtardı. Bunların oturumu. O çocuğu vereceksin. O çocuğu alacaksın. Şimdiye kadar çocuğumun ha, adını bile anmayan... Çocuğa baba dedirtiyorsun. Baba mı dedin? Şimdi siz hani gelin görümcesi...
Onlardan bahseder miydi? Bahsetmezdim çünkü doğru dürüst oturup konuşmazlardı. Gelmezler, gitmezler de hani o ilk bölümde diyordu ya hani Özlem misafir istemez, kabul etmez. Bu şahıs bana diyordu ki eve kimseyi alma, aman evi pisletirler, aman şöyle yaparlar, böyle yaparlar diye. Esra'nın şöyle yapardı bana, şöyle derdi. Ben kaç kere annesine dedim ki anne... Beraber o... Yok, sizin de üslubunuzda yani lütfen. Şimdi aşağılamaya evde, çalışıyorsunuz. Evde gelir konuşmalar hep böyle bunu yapmayın. Ben alıştım. Esrarım, ama söz hakkını hep ona veriyorsunuz ben, lütfen. Vereceğim size de ama bakın sizinle perşembe günü burada uzun uzadıya konuştuk. Bulduğum ve getirdiğim özlem bu. Buradan da bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Tamam da, mı? Yarısı yalan ablacığım. Yarısı yalan, hep yalan değil. Ben Alper yalan nasıl böyle bunu. Ayaküstü yalan nasıl uydurayım geleyim. Ben 12 saat 13 saat yol gelmişim. Çocuğuma bakmışım şey yapmışım. Özlem ben oturmayacağım kalkmayacağım. Yani yalan da yaptınız bu yolu. %100'ü doğru olsa bile yaptığınız son hareketiniz yanlış. Anladınız mı? O bütün haklılığınızı bertaraf ediyor. Yani bakın siz yaptığınız bunun bir izahı yok. Bak bunun hukuken yok. Yani siz şunu benim haberim yoktu ben yapamam. Siz evlilik bitmeden başka bir evliliğin başlayacağını böyle mi sanıyorsunuz? Ne olması lazım? Hayır ben bunun farkındayım. Yanlış olduğunun farkındayım. Ha. Siz de sor bir hani sorsanız neden yaptınız hani ne, hani bu neden yaptın Özlem? Soruyorum sana. Geldiğinden beri aynı soruyu soruyorum. Neden kaçtın dedim. Bana bu sorunun cevabını veremedin. Neden kaçtın? Sevmiş abla. Neden kaçtım? Bir senedir sevmiş. Evimde benim huzur yok, mutluluk yok. Bunu ailesinde herkes de biliyor. Ben çocuğumu böyle bir evde nasıl yetiştirebilirim? Huzur yok. Hani bir çok şey haklısın. Yok. Sevgisiz, mutsuz. Bir aile hayatında çiftler boşanırlar, kaçmazlar. Yani sen kaçacak birini bulmasaydın bu evliliğe devam edecektin. Kaçacak birini bulunca devam bitirmeye edecektim, karar... ettiği yere kadar edecektim. Hani edeceği yerde hani çok uzun sürmezdi. Anladım. Ama beni köye köye gitsem şey köyden geri miyim? Bu tarafa eve bak bak yine eve geldi gelsem, aklıma dur. Yine köye yine sen köye. Sen demişsin ki orada Necdet abi aramış iniştem Osmaniye'de ben seni mi satıyorum? Öyle mi dedin? Ben konuşmadım onlarla. Öyle de. Annesi Suzan Hanım telefon hattında. Şimdi bir tarafta eşin bu mağduriyeti yaşıyor ama diğer tarafta da 12 Şubat'tan beri asıl annem ve baban perişan, ailen perişan. Annen telefon hattında alo diyebilirsin. Hadi konuş yüz. Anne. Alo. Anne. Özlem. Annem ne yapıyorsun? İyiyiz. Kızım dersi annem. Kiranızı şimdi yeter biz verdik. Biz orada kalkıp kalkıp oturmasın. Bak konserin lafı diyor ona göre. Köyde görmüşsün ya. Köyde görmüşsün. Arasını yapmışsın ya. Çocuğum deme. Çocuğuma biz baktık. Biz. Sen mi bak? Acı senin izlada motorunu ben kurtardım. Arabanı ben aldım. Ya şimdi buyur. Şimdi dava para pul kim aldı kim verdiye döndü de cuma günü sizinle perşembe günü konuştuğumda gözyaşları içerisinde kızınıza geri dön çağrısında bulunmuştunuz. Şimdi tamam, de diyorsunuz tamam. Ki kızım sonuna hocam. Kadar haklı ama haksız olan ona haksızlık yapan o zaman sizsiniz iki yüzlü davranan aile olarak yok, neden? Yok. Bu kız ben defalarca bu adamdan boşanmak istiyorum dediğinde kızınızın boşanmasını neden desteklemediniz? Destekledik ama benim kızımı bir daha dedi babası bir daha git kızım dedi. Çocuğun var, evin var, yuvan var dağılmasın dedi. Bakın geldi madem... Geldi aradı benim evime geldi. Bakın geldi sen kaç kere dedin ailene boşanmak istiyorum diye? Bu gittiğimde açıkladım. Bu değil ondan öncekinde. Ondan önce de yılda. Söyledim.
Hayır, ondan önce birkaç defa söyledim. Bu gittiğimde de üstüne basa basa hatta açıklayarak söyledim istemediğimi. Ya o zaman kızınızın Alper'le kaçmasında en az sorumlu onun kadar sizsiniz. Evet, haberi var. Haberi yok. Haberi var, Medine dedi ya. Medine de sizin adamınız. Suzan demiş ki bu, Alper teker getir. Alper çatı getir. Haberimiz yok bizim. Yalan söyleme. Öbür haberi olsaydı kayıp iyi. Herkes diyor ki Suzan yıktı diyorlar. Ay şimdi biz mahalle dedikodusuna dönmesin iş lütfen. Suzan Hanım. Araba yoktu, bugün, yapardı, varamadık. Bakın bugün kızım sonuna kadar haklı diyorsanız damadınıza o ağza alınmayacak hakareti ettikten sonra size şunu sormak istiyorum. Ha. Bu kızı bu duruma neden getirdiniz o zaman? Annesinin haberi var. Madem ona hak verecektiniz. Kes sesini. Bu kız... Haberim yok, haberim yok. Bunu bu çıkarttığın sonuç şu, bunu kira parasına bağladınız. Ben size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Olaf denir mi? Bir torununuz var. Kira parası değil benim. Kira, annem babam maddi manevi bana yani destek bu, oluyor. Bakış açınız buysa ondan size diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani kira parasını ondan da çözümlediniz abinin bu olayı. Ondan mı abinin başına bizimkiler kurtardı? Bunun izahı var mı? Siz yaşadığınız toplum içerisinde bunu nasıl anlatacaksınız? Bu çok afaki bir durum. Çok yanlış bir durum. Hukuken elle tutulacak bir yanı yok. Ahlaken yok. Ailevi ilişki. Birbirine nasıl bakacaksınız ya? Ya bırakın Allah aşkına, bırakın bunu. Hadi burada kiralar ödenmiyordu. Ya evden kaçan bir kadın karnı aç olduğu için mi kaçar ya? Yapmayın. Alperlerin kirası ödeniyordu. O niye kaçtı? Bu arada da söylemek istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın boşanan her şeyi biliyorsunuz. Kadın sığınma evleri hizmetinizde. Bakın Adalet Bakanlığı'nın adli destek mağdur hizmetleri daire başkanlığı var. Bütün kadınların hizmetinde. Avukatınızı tutuyor. Çocuklarınızla İnternet ilgili her türlü. İnternet altında. Ama size kaçmak böyle çetrefilli şeyler size çok kolay geliyor. Sağlıklı bir insan ya bana kaçın deseniz ben kaçacak yer bulamam. Saat 10'da evden çıkıyorsunuz. 5,5 yaşındaki çocuk evi nasıl tutuyorsun? Nasıl pandemi döneminde yerleşiyorsun? Ben buna çok dedim ayrılalım, boşanalım. Ya yapmayın Allah'ım. Ellerim, ayaklarım öpüyor ki ben seni seviyorum. Ben şöyleyim, hayatım, böyleyim. Hayatım demeyeceksin. Ailen de iki yüzde o zaman. Falan filan. ...istiyorum dediğinde senin yanında olacaklardı. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Sen orada bekle. Önce seni uğurlayayım Özlem burada. Siz birazcık bekleyin burada. Şimdi diğer konuya geçeceğim. Zeynep Şenel konusuna. Zeynep gelsin önce. Üç aydır kayıp olan kızımız şimdi stüdyoda canlı yayında. Zeynep, anneciğim yanıma gel lütfen. Sarılmak istemiyor musun? Yok, hayır. Zeynep. Böyle hareketleri sevmiyorum. Koş gel, ben yanına geleyim. Niye koşayım? Oturayım. Niye evden ayrıldın? Keyfimden. Sıkı yapınca ben de giderim dedim. Sokakta tanıdığın insanlarla nasıl aynı eve girersin kızım sen? Kendim söyledim kalacak yerim yok, yardım eder misiniz? Hepsi de atladı evet diye. Zaten Esenyurt'a gelince her şeyi anladım. Aileni hiç sevmiyorsun. Nefret ediyorum. Hayatına bu üç ayda girmiş en iyi insanlar kimler? Aysel. Nerede tanıştınız onunla? Esenyurt Meydan. Ağlıyordum böyle. Ne yapıyorsun falan, niye ağlıyorsun kızım, bir şeyin mi var? Ben de işte gidecek yerim yok abla falan dedim. Ondan sonra aldı oradan evine götürdü beni. Kaç kişi yaşıyorsunuz onların evinde? 7 kişi falan. Bir tanesi hariç, gerisi çocukları. Biri kim, diğeri? Özbek bir kız. Ona da sahip çıkmış. Hı hı. O da evinde kalıyor onun. Dinliyorum sen benim çocuğumu ne diye evine götürdün? Ben ailemin yanına götürdüm. Yani kendi çocuklarımın neden içine götürdüm. Neden de götürdün? Ne haklan? Annesi miydin? Senin yapamadığını ben yaptım. Ne seni yapamadın? Sen kimsin? Neredeydin? Kimsin? Lütfen oturur musun? Ben insanlık yaptım, insanlık. Git. O kadın 3 aydır sokaklarda çocuğunu arıyor. Kaç çocuğunuz var? 5 oğlum, 2 kızım var. Benim eşim bana başta kızdı. Kızım dedi yanaşma. Hatun dedi yanaşma. Kim bilir nedir? Çünkü yani ben onu gördüğümde tipindeydi. Saçları pembe. Ben dedi önce... Giyimi kuşamı uygun değildi. Değildi yani. Kaç kişilik bir ev yani orası? Bir Özbek kadın varmış. Özbek kadına sahip mi çıktınız? Çalışanınız mı?
çalışanım yani. Aysel Hanım, yani kaç eviniz tipi var? Bir evim var. 15 gün önce basılan eviniz kime ait? Benim bekar oğluma. Çocuğunuz bir ev kiralıyor. Evet. O evde de kadın ticareti yapılıyor. Kadın ticareti ve... değil. Arkadaşıyla manitası geliyor. Evet. Onun peşine de otomatikman polisler evi basmış. Vallahi hiç sevgilisiyle eve giren bir delikanlının evinden polis gitmez. Telefon hakkında o basılan evin komşuları ihbarda bulunmak istiyorlarmış. Alo. Bu bayan yaklaşık 3 aydır buradaki apartmanı kiraladı. Biz şikayetçi olduk. Polisleri çağırdık. Baskı yaptırdık. Çıkarttık. Bu Aysel denen kadın düpedüz yanındakiyle beraber kadın ticareti yapıyor. Sizin evdeki bebek bakıcıları hiç eksilmiyor. Yanımda Sevinç kim? Oğlumun eski manitası. Niye sizin peki arabalar böyle, yollar kesilmiş, önünüz kesilmiş, kavgalar çıkmış, kıskançlık, yabancı kızların pasaportlarını elinizde tutuyorsunuz nasıl diye? Nasıl ortada gidiyor? Şey ben tutsam nasıl gidiyor? Peki Zeynep ne iş yapıyor evde? Zeynep çocuklarına benim bakıyor. Çocuklarıma bakıyor. Sizle ilgili en son evine gittim, kaldım. Cebimdeki bütün paraları çalmıştır diye şikayet eden kim? Benim evime gelmedi o adam. Evinize gelmeyen adam niye karakola, deli midir yani gitsin şikayetçi olsun? Niye gittiğini siz biliyorsunuz, ben söylemeyeyim bana, şimdi. Konuşmuyor bana. Ama bizim haberimiz yok. Galiba metan almış yine. Yaptıysa da bizim yani bilgimiz yok sadece. İsmail Bey bakın, efendim? Bir baskın oluyor, iki hırsızlık suçlaması. Hepsinden de aynı şey çıkıyor. Önemli bir ihbar. Yaklaşık 10 gün önce İstanbul'da kaldım. Arkadaşlar bu bayanı aradı. Bu kızın resmini attı. Sonra herhalde Zeynep'i razı edemedi. Düşman olmanız... Kötülük mü yaptım? Evet, kötülük yaptınız. Çünkü hiç evet, kimseye sahip yapmışsın. Çıkamazsınız. İşte, Zeynep Allah'ın tüm bu olanlardan ben, sonra ben hala gibi... onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Sen Mete'nle vakit geçiriyor musun? Aynı evin içerisinde kalıyoruz. Mete nerede kalıyor? Kaç gündür yanımızda değil. Mete birkaç gündür yok sen, ama normal olarak annesi yani annesinin evinde kalıyor. Sen, sizinle mi kalıyor, kendi evinde mi kalıyor? Arada geliyor. Genelde dışarıda. Aysel'lerle kaldığın 2 ay boyunca vaktini nasıl geçirdin? De evin içinde durmayı tercih ediyorum. Çıksam madem çıkarım, bu kadar evde durmayı seviyordun, ananın evinde dursaydın. Niye onun evinde duruyorsun sen? Ersan Hanım, yardım istiyorum Allah rızası için. Biraz benim misafirim ol lütfen. Kafanı tamam. Dinle. Sakinleş. Geri dön. Sarılayım ya, gene buraya yok oturuyorum. Yok anne, ben senin sarılmanı biliyorum, bırakmıyorsun sonra. Yok yok, valla bırakacağım. Yani bir gün dönemeyeceksin ve o gün de çok geç olacak. Gönlüm. Tamam, tamam, tamam. Yani cuma gününün cuma günü benim için hayatımdaki en zor yayınlardan biriydi. Hem duygusal anlamda hem de ekran başındaki seyircilerimizle anne kızın bu ilişkisinden, karşılıklı davranışlarından da çok etkilenmişler. Nasılsın Zeynep? İyiyim, hafta sonundan siz? Beri. İyi. Yine mutlu musun? Hı hı. Hı? Gayet keyfin yerinde. Bir problemin yok. Yok. Hayata pozitif bakıyorsun. Peki yayından sonra, yayında konuşulanlar, iddialar ve yaşanan olaylardan sonra herhangi bir sorgulama yaptın mı ya? Ben ne yapmışım bu 3 aydır, kimlerin yanındaymışım, ucuz kurtulmuşum diye. Yaptım. Hı? Yaptım. Sana cuma günü ilk dedim ki seni bugüne kadar kaçtığından sonra koruyan en iyi insanlar kimdi dedim. Aysel ve İsmail çiftin ismini verdin. Sonra onlarla ilgili iddiaları ve yaşananları dile getirdik. Sence o insanlar iyi insanlar mı, Aysel ve İsmail? Değil. Hı? Değil. Sana verdikleri zarar nedir? Yani bana bir zararları olmadı da olabilirdi. Başkalarına veriyorlar ama. Hı? Başkalarına veriyorlar. Sen 2 ay boyunca o evin içindeydin. Onlarla 7/24 vakit geçiren bir kişisin. İşte polisler arıyor, çocuklardan biri alınıyor. Biri işte atıyorum hırsızlıktan yakalanıyor. Diğeri fuhuş baskınında evi basılıyor. Sonra başkalarıyla kavgalar var. Sürekli bir hayatında yaşamadığın bir olayların içindesin. Ve onlara da tanıksın. Hı hı. O zaman sorgulamadın mı bunu? O zaman mı? Hı hı. Gel en baştan konuşalım. Sen nasıl tanıştın Aysel'lerle? Yani oğullarıyla mı önce arkadaştın yoksa Aysel'le mi? Dürüst olalım. Ben çünkü senin bir tarafta da öyle bir dobralığın var yani. Hani lafını esirgemiyorsun, duygularını saklamıyorsun. Oğluyla tanışmadım. Oğlunu ilk baştan beri tanımıyorum ben. Hiç görmedim de meydanda tanışmadık. Nerede tanıştınız? Ben meydandaydım her zamanki gibi.
Sonra aynı dediğim gibi dışarıda kalmıştım. Gidecek yerim yoktu. Sonra ismini vermeyeceğim bu kişinin. Biriyle tanıştım oradan yine. O da bana dedi ki para kazanmak istiyor musun? Ben de evet para kazanmak istiyorum dedim. O da bana dedi ki işte böyle böyle bir kadın var, seni onun yanına götüreyim çalış. Tamam. Bunu söyleyen sana kadın mı erkek mi? Erkek. Erkek. Çünkü onlar da oradan istiyorlarmış. Sonra ben onların çalıştığı yere ilk gittim. Sen peki o arkadaşına ne iş yapacağım diye sormadın mı? Sordum. Ne dedi sana? Onları da söyle lütfen. İşte ismini vermek istemiyorum. Kadın, o işi. Yani şey, kadın senin ticareti. Bedeninden. Para kazanacaklar. Para kazanacaksın. Benim de paraya dedi. İhtiyacım var. Sokakta kaldım. Kabul ettim. Tamam dedim. Onların yanına gittim. Sonra onların yanında böyle... O arkadaşın seni Aysel'e mi götürdü? Götürdü gitti. Bıraktı kapının önüne. Oğlu Mete oradaydı. Mete beni aldı içeri. Nereye gittiniz adres olarak? Adres tam bilmiyorum. Esenyurt'ta. Kendi evleri mi, bağımsız bir ev mi? Bağımsız, kendi evleri değil. Mete Han'ın evi mi? Bunları da detaylı anlatırsan bana. Mete Han'ın evi miydi? Hanımefendinin çocuklarıyla yaşadığı ev mi? İkisi de değil. Üçüncü bir ev. Evet. Bu evet, Halil abinin çalıştım. Kiraladığı evlerden birisi mi? Kimin? Halil Bey'in evi. Yok, hayır, onunla ilgisi yok. Peki. Sonra oraya gittim, oturdum falan. Hiç sesim soluğum çıkmıyor. İşte ne iş, işte çalışacak mısın? Evet, çalışacağım dedim. Fotoğrafımı falan çekti. Bunlar... Kimler var evde? Şimdi o adam var. İsmail abi. Evet. Aysel abla. Oğlu. O kadar. Peki bu aslında bir mülakat değil mi? İş mülakatı gibi. Aynen. İşte bakalım beğenecek mi falan. Sonra gittim. Tamam, her şey okeylendi. Her şey yolunda, çalışacağım. Fotoğrafların çekildi. Aha, fotoğrafını çektikleri kızların WhatsApp'a koyuyorlar resmini. Nasıl fotoğraflar bunlar? Normal, mesela kızın fotoğrafını çekiyor, WhatsApp'a koyuyor. Sonra işte durdum orada böyle. Ben şimdi çalışmak istemediğimi söyleyeceğim. Kadından yardım isteyeceğim. Amacım o. Bakalım yardım edecek mi? Hiç soluğum çıkmıyor. Sonra birisi geldi ki ben bu kızı istiyorum. Tam gidecektim, sonra dedim hani ben yapamam. Söyledim direkt, ben istemiyorum. Nasıl ya falan dediler. Ne oldu Hülya Hanım? Eda Hanım'a. Sonra kadını odaya çağırdım. Aysel ablayı odaya çağırdım. Konuştum. Dedim ki ben yapmak istemiyorum bu işi. O da tamam dedi. Ben seni kızlarımdan ayırt etmem. Bu işten kurtardığım bir tane daha kız var o evde. Melek bakıcılık yapan. Onun gibi sen de benim kızım olursun. Ben bu işi yapmak istemiyorum deyince... Yapmak istemiyorum dedim. Ben sana yardım ederim. Gel seni evime götüreyim. Senin ayrıcalığın ne peki? O kızı da almış. Hayır, yani sana niye böyle bir ayrıcalık tanıyor? İşte benim şey, gözümde bu işi yapmak istemediğimi anlamış. Kalbimde de yokmuş bu iş. O yüzden yardım etmiş. Peki sen onunla tanıştığında bir eve gidiyorsun ya, sana evin adresi veriliyor. Fotoğrafların çekiliyor. Değil mi? İsmail var, oğlu var, Aysel var. Evet. Patron kim? Patron. Hepsi. Hayır, ama Aysel abla patron galiba. Ha, eşiyle yani, ikisi yani. Sözü geçen Aysel. Evet. Patron o. Evet. Fotoğrafların çekiliyor. WhatsApp'a konuluyor resim ve bir kodlama yapılıyor sizinle alakalı. Ondan sonra? Sonra ben işte oğluna söylüyor. Ben çalışma şartlarını merak ediyorum. Yani yabancı uyruklu birçok kadın var. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde yabancı, Türk yok. Türk yok genelde. Bir hep Türk yabancı uyruklu mu? Benim tanıdığım yabancı hepsi. Ya Özbek'tir ya Türkmen'dir. Çocuk bakıcısı da bakıcı değil o zaman değil mi? Çocuk bakıcısı önceden bu işi yapıyormuş. Benim gibi yapmak istemediğini söyleyince onu da almış. O şimdi ayrıcalık tanımış ikisini. Peki bu yabancı uyrukların pasaportlarını? Alıyorlar. Alıyorlar. Bir de o sistemi de anlatır mısın? O evde mi kalıyor o kızlar? Şöyle yatılık alan var. Saati saatine olan var. 11'de gidiyor. Akşam saat 8'de 9'da çıkan var. Sevgilisi olan var çünkü. İzin vermiyormuş çalışmasına. Yalan söylüyor kızlar da onlara. Biz bu işte çalışmıyoruz. Bakıcıyız. Kadının çocukla fotoğraflarını çekiyorlar. Atıyorlar. Biz bu işte çalışıyoruz diye. Aysel'in çocuğuyla mı fotoğraf çekip Geçenlerde atıyorlar. Bir kız vardı ben buraya gelmeden önce. Kız fotoğrafını çekti mesela çocukla. Attı sevgilisine ki ben bakıcıyım. Aysel'in evinde çalışıyorum. Aynen. Saat çocuk 9'da çıkıyordu mesela. Diyor. Peki... bulunduğunuz ev iş yeri olarak tanımladın ya orayı. Evet. Orası bir daire mi? Basılan yer işte orası. Ha? Basılan yer orası. Basılan ev. O zaman Aysel'in kira kontratını imzaladığı ev senin iş mülakatına gittiğin yer. Evet. Kızlar da o evde kalıyorlar. Orada kalıyorlar. Kalabalık bir kız grubu. Kalabalık değil, 2-3 tane. 3 tane. Ya şimdi müşteri diyeceğim de gelecek olan kişi erkekler o eve geliyorlar. Zaten bir tane telefonu var.
O telefon iş telefonu. İçinde bir sürü numara var. 1500 tane mi, 1700 tane mi numara var. Aysel Hanım da yayında bu evde oğlunun evi olduğunu, hiçbir bağlantısının olmadığını, habersiz bir şekilde kira kontratının onun adına yapıldığını söyledi. Yalan. Bunların Cuma günü hepsi... her şey yalan mı söyledi? Ha? Sen niye sustun peki? Korkuyorum. Neden? Zarar verirler. Zarar verirlerdi. Şimdi şeye döneceğim tekrar. Şu anda tekrar. Da korkuyorum. Ha? Şu anda da korkuyorum, anda anlatıyorum korkma. Ama. Senin zaten korkman gereken onlar. En başından beri onlardan korkman gerekiyordu. Sen yanlış kişiden, annenden korkuyorsun. Ama bugün ben bu netliğin için sana çok teşekkür ederim. En azından bu iki günde aklın biraz başına geldi. Daha gerçek bir Zeynep'i gördüm. Yani hani yüzün, ifaden ve tepkilerinde. Şimdi sen onlarla tanıştın. O evde kızlar kalıyor. Dışarıdan gelenler telefonla mı ulaşıyorlar? Telefonla. Telefona kim bakıyor? Telefona karışık. Eşi genelde bakmaz telefona. Ya Aysel abla bakıyor ya oğlu. Beni de zaten telefonun başına koyacaktı. Telefonun başına koyacaktı. Gün içerisinde herkes o eve geliyor. Çok. Parayı kim alıyor? Aysel abla. Aysel alıyor. Bütün para Aysel. Oğlu topluyor. Annesine veriyor ya da annesi alıyor ya da kız alıyor geliyor kadına veriyor paylaşıyorlar. Peki İsmail dedim ki ne iş yapıyorsun dedim. Yalan. Ha? Yalan. Kargo işinde çalışıyorum. Öyle bir iş yok. Benim üzerime de kredi çekeceklerdi. Ya ne zaman çekilecekti, nasıl planlandı Yakındı. Bu? Yakındı, pazartesi günü. Burada olmasam üstüme kredi çekeceklerdi. Ne kredisi çekeceklerdi? Yani seni nasıl... Yani o iş o kadar karışık ki ben anlamıyorum. Mesela benim sigortam yok, ben daha önce işte çalıştım, sigortam yapılmadı. Şu an... İşlerindeydi mi uğraşıyorlar? Evet. Hatta şu an yeni ofis tuttular o işi yapmak için. Esenyurt'ta bir ofis mi bu? Hepsi Esenyurt'ta. Kim var? Çok özür dilerim. Şey 10 bin lira çalışan olarak gözüküyorsun. Bir firmaya sigortalı. Kartın var. Sigortalı kartın var. Bunu, bu bağlantıyı sağlayan kim? Yani eşiyle birlikte. He? Eşiyle birlikte. He? Eşiyle birlikte. Eşiyle birlikte. Bir şeyler yapıyorlar, onu ben anlamıyorum. Peki bu Esenyurt'taki ofis kimin? Yine eşiyle o. He? Eşiyle onun. Yeni. Yeni kurdular. Kredi işleriyle ilgileneceklermiş orada. Ne zaman açıldı bu dükkan? Daha açılmadı. Belki parasını vermişler. Bu stresten verememişler. Hayır ama tutuldu o dükkan. Yani yer belirlendi, adres belirlendi. Ne zaman? Ben işte bu televizyon şeyini öğrenmeden birkaç gün önce mi diyeyim? Öyle bir şeydi. Anladım. Geçen haftada bir 10 gündür de bir hazırlıkları var. Bu kredi işi nasıl oluyor? Ne yapıyorlar mesela? Bu iş mükemmel ya. Ha? Resmen öyle diyeyim ben yani. Nasıl benim mükemmel? Üzerime mesela 200 mü, 300 mü öyle bir şey çekeceklerdi. Evet. Sizi sigortalı bir işte yüksek maaşla çalışıyor gösteriyorlar ve bankadan üzerime da sizin kredi adınıza çekiyorlar. Kredi çekecekler. Evet. Pazartesi çekilecekti para. Evet. Bu son Esra Hanım Cuma günü bahsetmişti. Son basılan bir yer vardı. Beyefendi geliyor. Evde 3-4 tane bayan varmış orada ihbarda. Şu an yeni yerleri var. Kapatmışlardır ama. Başka bir yer mi? Evet. Söylemene gerek yok yerini. Sonrasında bilmiyorum bildirirsin. Zaten. Ben şunu anlamadım. Mesela ben müşteriyim. Kredi çekemiyorum. Ya yani sen şimdi az çok bu iş... Bana dediler ki senin yanında böyle temiz, hiçbir polisle bağlantısı, daha önce hiç böyle birini yaralamış falan hırsızlık var mı yok mu? Dedim ki çevrem var böyle. Öyle kızlar varsa bizi yönlendir. Sonra dediler ki senin üzerinden para çekeceğiz, sen ödemeyeceksin merak etme dediler. Para alacaksın, kazanacaksın deyince ben de tamam dedim hani. Çünkü orada sistem yürüyen bir iş var. Evet. Sonra öğrendim ki meğerse bunlar parayı alıp beni kovacaklarmış. Peki ben şunu da anlamıyorum Zeynep, hadi... sen onların yanında kalansın, seni ikna ediyorlar ama ben sıradan biriyim. Tamam. Benimle kredi işini nasıl yapacaklar? Sana böyle güzelce anlatacaklar. Para kazanmak istiyor musun? İşte şu kadar para çekeceğiz falan, yarı 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 bölüşeceğiz. Sen para ödemeyeceksin hiç. Böyle derse herkes kabul eder. Böyle. Peki şu anda yeni evi kim tuttu? Yine onlar. Yine onlar tuttu, başka bir yere. Yaşadıkları ev ayrı. İş yaptıkları, çalıştıkları yer? Ayrı. Ayrı. Seni Aysel'e ilk götüren o son arkadaşındı değil mi? Evet. Kredi işi, kadın ticareti hepsi beraber. Peki bu eve gelen müşterilerle aralarında husumet çıkıyor mu? Problem yaşanıyor mu çok sık? Yok. Onlardan dolandırdıkları var mı? Kandırdıkları? Onlardan dolandırdıkları mı? Bilmiyorum onu. Hı? Yok, bilmiyorum. Günde ne kadar kazanıyordur? Onlar mı? Bayağı. 1000 mi, 1,5 mu? Günde? 1000, 1,5.
1500, 1500. Ama 3000 lirayı da geçindiğini söylemişti. 200 dolar da yanınıza çalıştırdı. Özbek uyruklu bayana veriyordu bakıcı olarak. Bakıcı değil ya. Ne iş yapıyor? O evde çocuklarla ilgileniyor. Orada kalıyor. Onun ailesine para gönderiyorlar işte. Ha, o kızın tam işi ne? O da işe gidiyor mu? Bir işi değil, yok. Onun bir işi yok. Gitmiyor hiçbir yere. Evde niye öyle. Size hiç dışarıya çıkmıyor. Ya, hiç dışarıya çıkmıyor. İnnovat ablam da ablam kimdir? Diyor başka bir şey demiyor. İnnovat kimdir? Kim? İnnovat. Ya bunların belki ben başka adları var. Adını Melek olarak biliyorum. Burada Melek ismini kullanıyor. Gerçek ismi unuttum. Bilmiyorum yani. Değişik bir şey, yabancı. Değişik bir şey. Sen Aysel'in ailesinden kimlerle samimisin? Yani oğulları var. Bir tanesi cezaevinde değil mi? Bir tanesi cezaevinde. Hangi suçtan? Şey dedi ya, uyuşturucudan. Madde. Zaten Aysel ablanın eşiyle çok kavga yapıyor Aysel abla. İsmail'e şiddet uyguluyor mu? Aysel abla mı? Evet. Yani şiddet uygulamıyor da çok tartışıyorlar. O ona vurur, o ona vurur. Der ki bu kıza niye bakıyor? Da anlamıyorum yani. Hani ben kredi işinde kullanmak için mi? Yoksa ben o yüzden olduğunu düşünüyorum. 6 çocuğu olan evde bu kadar kalabalık bir evde şey sokaktan diyeceğim. Geçen birine yardım etmezsin. Bu sokakta sen ağlıyordun. Ben gözünün yaşını sildim. Saçındaki pembeyi siyaha boyattım. İnsanlık öldü mü? Esra Hanım hikayesi vardı ya hani. Saçımı boyattığı doğru. Yalan mı o? O meydan olayı falan yalan. Kim planladı onu? Kim planladı? Yani dediler işte nasıl anlatacağız falan filan. Ben de onlar da dediler ki işte şöyle diyeceksin, meydandayım falan. Biz geldik, seni gördük falan. Öyle. Bu işin başında kim var? Ayşe Hanım mı, İsmail mi? Kim? İkisi. Aysel, biraz İkisi. Önce sordum siz çıktığınızda. İkisi. Başka kimse var mı senin tanıdığın? Aa. Kredi işinde? Kredi işinde de onların ikisi. Birileriyle anlaşıyorlar onlar. Kim ben bilmiyorum. Nasıl anlaşıyorlar? İşte kredi işine konuşuyorlar. Kredi işinin başında İsmail ver o zaman. İsmail orayı döndürecek. Öbür tarafta da bütün patron Aysel. Aysel şu anda Yan Stüdyo'da canlı yayında. Orada da ekip arkadaşlarımız bekliyor. Aysel Güngör. Efendim. Şimdi meydanda tanıdığınız bir kız çocuğu vardı. Ona sahip çıktınız. Annesine dediniz ki senin yapmadığın anneliği ben yaptım dedi. Ama Zeynep bugün aslında tüm gerçekleri anlattı. Sizin oğlunuzun o basılan evinde tanıştığını, onu fuhuşa sürüklemek, Zeynep, teşvik etmek konusunda tek bir şey soracağım fotoğraflarının Zeynep. Çekildiğini, bir telefon hattı olduğunuzu ve aynı zamanda da 200 bin TL kredi çektireceğini söyledi. Hepsini duydunuz, tek tek sormayın, buyurun. Şimdi Zeynep sana tek bir soru soracağım annem. Bu zamana kadar senin ben saçını tenine bir zarar verdirdim mi? Ben zaten söylüyorum ki o evin içine aldı diye beni. Sen ilk yanıma getirdiklerinde ben sana ne dedim? Nasıl dinine getirdiler yanınıza? Benim yanıma seni getirdiklerinde. Kim getirdi, arkadaş, nasıl getirdi? Halil, şimdi konuşuyorsun, bir arkadaş diyorsun, bana net konuşacaksın o zaman. Orada birini kapatıp birini açmayacaksın. Beni öne siz sürükle. Açın, siz tamam açın lütfen. Bir saniye dur. Merak ediyorsun. Dur. Arkadaşı siz bıraktı açın. Gitti. Size kim getirdi? Size nasıl getirdiler? Bunu anlatırsanız hepimiz rahatlarız. Bak ben sana açık konuşayım ablacığım. Tamam, her şey olmuş bitmiş. Ben net söyleyeceğim. Halil denen şahıs abla dedi, ben sana dedi bir kız getir. Kız dedi 19 yaşında. Bak ben şimdi net olacağım. Herkesi evet. Ben karşıma aldım. Ben bittim bak. Benim ikinci oğlum da şu an cezaevinde. Bunu da bilin yani. Tamam. Aldı getirdi. Halil. Bak Halil aldı getirdi. Dedi ki... ...değil. Birkaç kişiye böyle vermiş. Ama bunun haberi olmadı. Açık konuş Zeynep. Ben zaten söyledim dün 10 kişiyi tanıyorum diye. Tamam bak, bugün herkes kartları açık oynuyor. Bak tamam. Direkt ben söyledim mi Halil? Tamam. Ben de dedim ki sen odaya geldin değil mi? Evet. Çağırdım seni odaya. Evet. Ben sana ne dedim? Tamam dedim zaten. Bir saniye dur sen demeden. Ben sana demedim ki kızım kurban olurum benim de bir kızım var içim tamam, gitti. Tamam dedin. Dedim he mi? Evet. Yapma dedim. Dedim mi evet, bunu? Evet dedin. Ama siz Aysel Hanım ne diye getirdiler? Abla yaptın. Bu kızdan para kazanırsın diye mi getirdiler tamam Zeynep'e? Tamam ya, ben zaten ilk baştan beri bu işi yapmak istemediğimi söylüyorum. Ama sen çocuğa demişsin ki ben kazanacağım, araba Halil alacağım. Halil'le aranızdaki itibar nedir Aysel Hanım? Halil bana bu kelimeyi senin yanında söyledi bana. Halil'le sizin aranızda...
aranızdaki ilişkiyi anlatın. Halil niye bu kızı size getirdi? Dedi ki ablacığım bu çalışmak istiyor. Evet. Ben de dedim ki kaç yaşında? Şimdi dedi getireceğim. Siz bu işi yapıyor musunuz? Ben bu işi yapmıyordum. Siz cebir, tehdit ya da bir insanın çaresizliğinden faydalanarak yabancı uyruklu, yaşı küçük çocukları alıkoyuyor musunuz? Kesinlikle ablacığım. Halil ben o zaman niye size... Ben alıkoysaydım Zeynep'i... Halil fuhuş yapan birisi ise, yaptıran birisi ise... Size bulduğu kızı niye getiriyor? Sahip çıktı diye mi getiriyor? Sahip değil. Çalışmak istiyor dedi. Getirdi? Tamam siz de bu işi yapıyorsunuz o zaman. Ne çalışıyor? Senin temizlik şirketin yok. Emlakçı değilsin. Ablacığım bak ben demek istedim. Bak ne demek istiyorum. Diyorum ki Halil'e ne söylemişse Halil'in bana dediği kelime abla dedi çalışmak istiyor. Tamam parayı ne verdim? Ben dedi, çalışmak istiyorum. Bir saniye beni kesmeyin. Ben de konuşayım size de önce beni dinleyin sonra ben dinleyeceğim. Hı hı. Ben dedi para kazanmak istiyor. Araba almak istiyor. Böyledir, şöyledir. Ben de bu kızı gördüm. Çünkü benim de kızım var. Yaşı çok küçüktü. Aysel'cim bunu anladım. Bana şunu söyle. Sen kimsin ki bu kız para kazanmak istiyor? Aysel sen de daha çok kazanır diye sana ama getirdi. Bak, sen patron bak, musun? Benim bu kelimemden sonra Zeynep çıktı gitti. Aha yüzü desin ki yalan. Tamam. Nereye dedim, getirdiler Zeynep'i? Zeynep'i Halil getirdi. Beraber konuştum dedim kızım aklın varsa dedim yapma. Bu iş pis iş dedim. Ha yüzü. Desin ki yalan. Halil'le beraber çıktılar gittiler. Kapının önünde Halil buna bir iki tane tokat vurmuş. Doğru mu? Bu yani niye net anlatmıyor? Kira kontratı yaptığı yer sıyorlarda. Halil Bey'in evi mi? Bak benim şu an hayatım bitti. Nasıl bitti? Hangi iş yerinize getirdiler bu? Oğlumun iş yerine. Basılay eve mi getirdiler? Oğlumun iş yerine. Aynen orası öyle mı? Oğlunuzun iş yeri. Basılan eve mi getirdiler? Basılan eve. Basılan orası eve iş yeri mi? Orası sözde iş yeriydi işte. Peki oğlunuz orada sözde iş olarak ne yapıyordu? Kadın ticareti mi yapıyordu? Vallahi kadın ticareti yapmıyordu. Yani ben size nasıl diyeyim ama yabancı. Ama kızı oraya getirdiklerine göre Aysel. Kızı getirdiler, getirmediler tamam, değil. Benim iş görüşmelerinin döndüğü yer insanın iş yeri gördüğü yerdir. Sen de Zeynep'le bu iş görüşmesini orada yapıyorsun. Çevrem genişti benim, değildi değil. Yani ben bir sürü insanı tanıyordum. Ben dedim ki kızım yapma. Ondan sonra Halil'den gittiler. Kapının önünde Halil buna iki tokat vurmuş. Ondan sonra almış götürmüş sağa sola. Arkadaşına gönderiyor. 1 milyar, 3 milyar üstünden kaç para kazanmış. Kaç sen para? Siz biliyorsunuzdur. Ben 2 aydır bilmiyorum. Bu kız sizde. Ben bilmiyorum. Sadece adamların bana dediği kelime Halil'in yanındaki dedi. Çocuk da. Halil'le sektörü paylaşıyor musunuz? Öyle kesinlikle sorayım size. Kesinlikle. Ama Halil'in 3 tane dairesi var. Hı hı. Bu işi yaparak böyle yükseldi. Hı hı. Ben o kadar diyorum. Ama sizin bu oğlunuz da yükselmeye mi çalışıyor? Tam çakıldı şimdi cezaevinde ablacığım. Ama o da siz cezaevinde de onun iş yerlerini organize eden aslında patron ben sizsiniz yapmadım. Aysel. Patron değilim. Keşke Aysel patron sizsiniz. Patron Aysel mi değil mi? Bir şey sorabilir miyim Aysel ablaya? Aysel abla sen bu işi yapıyor muydun, yapmıyor muydun? Sadece bana tek cevap ver. Evet ya da hayır. Ben bu işi yapmıyordum. Çevreniz nereden yazık geniş sizin? 5 çocuk böyle annesiniz. Böyle bir şey olamaz ya. Beş ben çocuk de keyfimden annesiniz yanına geldim değil mi? Çevreniz yapmıyor nasıl muydum? Geniş? Niye gerçekleri konuşurum zaten. Aysel Hanım. Efendim? Uğraşamam. Halil Bey sizi nereden tanıyor? Rezillik. Halil Bey benim mahallemde oturan yani. Ay sinirim bozuldu. Nasıl? Bir anlatır mısınız Halil Bey ile tanışıklığınızı? Komşuyduk beraber. Ya geç Aysel komşuluğu. Komşuyduk. Sektörden ablacığım daha önceden siz de oldum ya. Ablam daha önceden de orada ben oturdum. Onun günlük dairesi vardı. Günlük evet daire işleri gönderiyor muydunuz? Planı anladım. Şu an Halil öne sürülecek. Evet. Halil'in konusu ortada olacak. Alakası yok. Konu kapandı. Ben neyse sen bunu söyle. Sen bu işi yaptın. Yalan söyleme. Yalanı sen söylüyorsun Zeynep. Sana yazıklar olsun. Başka sana hiçbir şey demiyorum. Sana yazıklar olsun Zeynep ya. Zeynep ben sana kötülük yapmadım sana. Tamam yapmadığını söylerim de bu işi yaptın. Ben bu işi yapsam da tamam, elime ne geçecek? Tamam ifade bulunanlardan duyarız benim canım. Elime ne geçecek? Şunu merak tamam, ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Hayır, kazanırken seni Aysel'e niye götürdü? Ya bu işi yapmam için paraya ihtiyacım vardı. Dedim beni. Dedi ki bu kadın bu işi yapıyor. Telefonda yanımda konuştu. Fotoğraflarımı attı. Okeylediler. Gelsin. Beğendik. Aman bunlar Halil'in telefonu üzerinden yürüyen şeyler. O yanında da hemen kabul ben etti. Seni? Şimdi Halil'i suçluyorlar şimdi bunlar. O da yer temin ettiği için suçlu. Hiç Allah kimse Allah günlük kiralık evlere böyle bulduğu kızları götürmez. Kendi cuma günü
bu evlerle hiçbir alakanız olmadığı konusunda yalan beyanda bulundunuz. Bu kira kontratını benim haberim yok dediniz. Oysa ki Halil'i tanıyan sizsiniz mülk sahibini. Halil benim eski komşum diyorum. Ablacığım eski komşu. Komşuluk bitmiş. Halil Bey'in evinde buluşuyorsunuz. Hangi sıfatla Halil Bey'in evinde duruyorsunuz? Halil'in evi tutuluyor. Kiralar ödeniyor. Kızlar geliyor. Sistem hep beraber yürüyor. Doğru mu Aysel? Anlamadım. Bir daha söylerim. Söylerim. Sizin telefonunuzdan kızların fotoğrafları yüklenerek müşterilerin bulunduğunu iddia keşke ediyor. O telefon bulunsa. Burada canlı bulunsun, yayında da ihbarda bulunmak istiyorum. Aslında siz de örtük kapalı olarak. Hem aracılık hem kolaylaştırmak. Ben seni hem de bakın Aysel'e pasaportlarını aldınız. Kadınları da insan ticareti yaptırıyorsunuz. Nasıl bu zaman kötüledin? Ya ne çıkarıyorsun şu an? Nasıl kötüleyeceksin? Kadınların çaresizliğinden faydalanıyorsun. Aysel ilk defa sizin bu iddialarla karşı karşıya gelmiyorsunuz. Siz zaten karakollardan, savcılıktan bu fuhuşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla defalarca ifade verdiniz. Yer temin etmekten, teşvik etmekten. Bu ilk defa karşınıza çıkan bizden duyduğunuz şeyler değil. Sizin zaten hayatınızda sürekli böyle şeyler var ve bunu da böyle şeyler Zeynep, var. Bu ne o zaman? Canlı sabıka yayında. Kaydı. Buyurun. Şimdi, nedir? Sabıka kaydım. Buyurun sabıka bakın. Sabıka kaydını mı getirdin? Buyurun. Tertemiz. Buyurun. Peki, ben de size tarih olarak soruyorum. HT isimli kişi sizin evinize mı geliyor? Çıkmaz mı? Peki 29.12.2020 tarihini hatırlıyor musunuz? Efendim? 29.12.2020 tarihini. 29. Pardon 8'inde sizden şikayetçi olan HT isminde biri var. HT sizin kim? Evinize geliyor, sizinle tanışıyor. Sizin sonu 36'lı numaranızı arıyor. Bana kadın temin et diyor. Aa bir dakika. Sonu 36'lı numaranızdan bana kadın temin et diyor. Siz şey diyorsunuz ki miyim? He? Ben yalanlıyorum ya. Benim arkadaşımın yanına gittik. Onun yanına ben dedim ki benim arkadaşım sana kız ayarlar dedim. Onun yanına gittik. Arkadaşım bağlansın söyler o. Kız peki ayarlayacaktı ona. Sonra siz beyefendiyle konuşuyorsunuz. Evin adresini veriyorsunuz oğlunuzla. Oğlunuzun bu işi çevirdiği, kadın ticaretinin yapıldığı adresi veriyorsunuz. Hatta gelirken de şöyle bir cümleniz var. Çok dikkatimi çekti. Bu HT'ye diyor ki gelirken diyor ekmek al. Polis yolda seni görürse hani bu saatte ne işin var nasıl derse öyle bir şey olur ya. Ekmek şey almaya çıkmıştım. Esra eve ekmek götüreceğim diyerek şey bu kişinin ya ifadelerde Esra var Esra yapmayın şey Allah aşkına. Bu ev basılmadan önce zaten Aysel abla müşteriyle konuş. Efendim? İnobat adlı bayan kimdir? O zaman onlar da bağlansın. Şikayetçiyse bağlansınlar. Kimdir bu bayan kimdir? O bayan Mete'nin manitası. Yani daha erkek, önce bayan de, arkadaşı. Bakın daha önce de farklı iki tane isim veriyorsunuz. Bunlar çocuk bakıcısı diyorsunuz. Birisi de erkek kız arkadaşı diyorsunuz ama kız arkadaşı değil. Ablasın. Bakıcı değil. Bakıcı değil bu hanımefendi. Bu Esra Hanım'ın bahsettiği beyefendiyle görüştürdüğünüz kişi. Sokak mokak mıdır, mohito mudur, şokito mudur, ozevalo mudur öyle bir şeyler yani isimleri de çok zor. Sevinç lakabında. Ne oldu? Kızların pasaportlarını alma, el koyma, sonra kızlar işi elimde bırakmak istediklerinde. İspatınız var mı? Pasaportları var mı? Para karşılığında satma, olmuyor, onları olmuyor kullanma. Efendim? Bağlansın. Sevinç Hanım da bağlansın. Pasaportunu zorlamış mıyım? Almış mıyım? Bağlansın. Aysel Hanım siz ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ben de ama iyi sadece biliyorum. Beklemediğiniz şey Zeynep'in her şeyi bu kadar net anlatması. Cuma günü yayından sonra 10 dakika bile olsa Zeynep'le mutlaka konuşmak istiyoruz diye ricada bulundunuz mu? Sadece ben Caner abiye, Ömer abiye söyledim ki 5 dakika dedim konuşayım. Ne beni konuşacaktınız? Yanlış, şimdi konuşun. Yani ben kötü niyetle bir şey demedim. Dedim gidiyorsan dedim, da ailendir git. Ben yine de diyorum ailesidir git diyordum. Demiyor muydun meleğin yanında sen masada? Diyordu. İnkar ediyor muyum? Yok. Ben şey hiçbir zaman ki senin saçının teline zarar vermedim, verdirmedim de. Peki ben niye zaten o zaman da savunuyorum bir şey cuma, demiyorum. Ne de, yani vermedin ucuz yırttın. Cuma günü o zaman niye şöyle bir yalan söylediniz? Meydanda tanıştık. Gözü yaşlı ağlayan o, bir genç kızı diye. O plan benim miydi, çıkıp senin miydi? Dürüstçe Zeynep söyleseydiniz, bunları anlatsaydınız başınıza gelecekleri İsmail biliyordunuz abinin değil planı mi? Hayır, benim kelimem miydi? Benim ağzımdan İsmail çıktı. İsmail abinin planı mı o? Benim planım mıydı o? Ben senin demiyorum. İkinizin de belki de bilmiyorum. Ya İsmail ne plan yapacak Allah aşkına ya Zeynep sen de.
Yok, İsmail abinin planı. Karı koca planlamıştır belki. İsmail Bey'e şiddet uyguladınız mı yayın sonrasında? Kesinlikle. Öncesinde. Öncesinde, pardon. Kesinlikle. Şiddet uygular mısınız İsmail'e? Niye uygulayayım ki? Ben o kadar yani şey miyim? Hayır, bu kadar kadınların, kızların olduğu işler yapıp İsmail onlara yan gözle baktığında onu dövüyor musunuz? Niye döveyim? Ya Aysel, bu kadar yani evde kavga yani olamaz mı? Evde kavga değil. Mıyız? Biriyle mesajını gördüğünde pataküte dövüyor musun? Ben görmedim biriyle mesajını. Yapmayın Allah aşkına. Burada görüntüler var hayatımızda ya. Kamera görüntüleri var burada. Telefonda mesaj geliyor da İsmail'e pataküte vuruyor. Şiddet uyguladın. Aysel, bütün aslında bu işin ve teşkilatın başı sensin. Evi sen tutuyorsun, kızları sen buluyorsun. İnsanlar senden çekiniyorlar, korkuyorlar. Oğulların da senin kurallarınla bu işi oynuyorlar. Bu Haliller ve diğer isimler, hepiniz ortaklaşa çalışıyorsunuz. Öyle Zeynep'e, bir şey yok. Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum, o kadar tamam diyorum. Zarar yani vermediniz diyelim. Ben buna asla inanmıyorum ama Zeynep'e 200 bin TL kredi çektirecektiniz. Hatta bu hafta içerisinde bu kredi çekilecek dedi. Eşiniz İsmail Bey Esenyurt'ta yeni bir dükkan açmış. Hayırlı olsun. Açmadık. Ne iş yapacaktınız orada? Açmadık ki. Zeynep nerede çalışıyor? 10 bin lira maaşı varmış. Bakın krediye ben zorladım mı Zeynep seni? Nerede çalışıyor Zeynep? Bu sigortalı işi siz mi buldunuz? Ben mi buldum Zeynep? Konuş. Ya nereden buldunuz? Ne iş yapıyorsun? Biliyorsun da. Söyle. Neyi? Nereye sigortalandın? Hangi şirkete? Kimin şirketine? İç giyimdi galiba. İç giyimdi. Bu adamı tanıyor musunuz siz? Yapan adam mı? Evet. Ya bu adamı nasıl buluyorsunuz? Ben sana sigortasız birini getirsem. Ben nereden bileyim? Onlar ayarlıyorlar. Hiç o kişiyle yüz yüze geldim. Aysel bir anlatsana şu sistemi. Hangi sistemi? Sigortalama sistemi nasıl oluyor? Sigortalı sistemi ben o kadar bilmiyorum yani. 10 bin TL maaşla sigortalandın sen. Şu evet, anda sigortalı işçisin. Şu an çalışıyorum ben ya iç giyimde. İşi kim buldu? Aysel mi buldu? İsmail abiyle ikisi. İkisi buldular. Ya ben şey bulurum o firmayı bak çıkartırım bul, sen ablası, söyle. Bul ablası bul bul hepsini öyle bul. Öyle bir yok senin yanına bul. Geldikten sonra bu kız sigortalandı. Sigortalanmasının bu kadar yüksek sigortalanmasının sebebi de yüksek kredi çektirmekti değil mi? İşe gitti mi o şirkete? Çalışmaya gitti mi evde mi oturdu? Öyle bir şirket yok. Ha? Aysel. Efendim ablası. Hayatım siz bunu kredi çekmek için yapıyorsunuz. Ay beni kanırtmayın ya. Of. Yüksek kredi çekmek için böyle bir Zeynep ben şirket... seni zorladım mı diyorum sana onu soruyorum. Zorlamadınız. Bu işi mi siz mi buldunuz? Sen mi buldun anladım işi? Hayırseversin ya sen. Gel seni sigortalıyım dedin iç giyim firmasına. Tövbe estağfurullah. Söyle. Öyle yapanlar çok yani. Tamam sen anlat. Şirket sistemi sahipleri yapıyor yani. Peki bu Zeynep'i sigortaladığın ya, firma şey kime ait? Bu işi kim yaptığını söyleyeyim mi artık? Söyle. Kuzeni Murat. Murat yapıyor. Murat evet. Muhammed mi? Soyadı isminin iki isimli olduğunu bilmiyorum. Şimdi konuşmayacaktım onu da konuşacağım. Sigorta şirketi balon şirket mi? Ben ne bileyim adamın gerçekten öyle işlerle ilgilendiği bir yer var galiba. Gittik yüzle konuştuk diyor i̇ç ki benim haberim mi yok. Yok adam iç giyimci değil bir sürü bir şey var ne bileyim. Peki Aysel Murat'ın iş yeri mi burası? Murat kim? Aysel. Efendim. Şu sistemi anlatsana. Nereye sigortalattın? Bak yapıyorsan ben de göndereyim sana kuzeni daha. Araştırın kuzenlerini. Murat var. Şirkete mi? Sigortalandı. Aktif bir şirket. Aktif. Yoksa balon bir öyle şirket. Hayır aktif şirket. Tanıdığınız mı bu şirket sahibi? Yani. Kuzeni, yani kuzeni bana yapmıyor, herkese kimin yapıyor. Kimin şirketi burası? Beni tanımıyordu biraz önce. Anlamadım. Kimin şirketi burası? Suyu bitirdim stres. Teyzemin oğlu. He? Teyzemin oğlu. Teyzenin oğlunu. Ama aktif yani, aktifsiz değil yani, gayrimeşru ya da el anladım altı değil. Şey, ne zaman kredi çekecektiniz? Ben Zeynep'i hiçbir zaman zorlamadım. Zorladıysam aha yüzü. Zorladın mı Zeynep? Dinle. Tamam da kadın sana zorladın mı diye sormuyor. Ne zaman çekecektik? Hiçbir şey demiyorum daha pes artık. Tamam, hiçbir şey demiyorum. Ay hiçbir sen ne şey kadar kredi çekecektiniz? Daha. O kredi parasını ne yapacaktınız? Benlik bir şey yoktu yani.
Şimdi ha? çalışmadan 10.000 TL maaş nasıl oluyor? Bu kız hep sizin 10 evde. 10.000 TL değil, 5.000 küsür yani askeri ücret olarak görünüyor. 7.165 TL gözüküyor kağıtta, 10.000 lira dedin. İşe de hiç ben gitmiyor. Ben kağıdın hiç yüzüne baktım mı? Bakmadın mı? Birlikte gittik ya kız bankaya. Tamam, baktık mı yani? Kağıda baktım mı ben? Pes artık Zeynep, hiçbir şey demiyorum. Peki, Zeynep'e şöyle yazık. Bir teklifin de yazık varmış. Yani, senin yazık. Gibi, hiçbir şey hani... Bana yazık olsun ki ben bir şey demiyorum Aysel, da. Bana bekle. Yazık. Bana... Balon şirket var, kadın ticareti var, fuhuşa teşvik var, yer temin etme şey var, daha. Telefon pes. Trafiği var, kredi çekme var. Bunların yanında senin gibi adli hiçbir daha. Olaya çocuğunuz karışmamış, tertemiz... Olması. Tamam daha temiz bir... tarzdaki sahte davranışlarla dedin mi? Anlamadım. Hayatım adli bir olaya karışmamış böyle tertemiz gençleri toparlıyor musun etrafına? Hayır. Şimdi Halil Bey kaç tane kız getirdi size? Efendim? Halil Bey kaç tane kız getirdi? Komşunuz bugün kaç tane elinde kız var ki dolu? İranlı varmış bilmem neyli varmış bilmem neyli. Halil Bey'in kaç tane evi var? Üç. Üç tane evi var. Günlük. Bir tanesi sizin oğlunuz Metehan'a kiralık. Sizin adınıza kira kontratı. Sizin haberiniz yoktu ama kira kontratından. Başta yoktu. Sonradan. Ha? Sonradan yok. Haberiniz oldu. O evde baskın oldu. Zaten batıldığı gibi zaten her şey meydana polis çıktı. Polis mi? Anladım. Ay, onu da söylemeyeyim neyse. Kaç tane kız getirdi size Halil Bey? Bunu getirdi. Bugün mü kaç tane de vardı elinde. Çalışıyor mu sizinle beraber mi bu kızlar? Yok ben... ayrı. Benim yüreğim kaldırmadı. Ben buna A yüzüdür desin. Hayır, niye? Şimdi yüreği neden kaldırmadı? Diğeri yabancı uyruklu. Kredi falan çekemezdi. Buna yüreği kaldırdı. Hani insanlık diğeri ölmedi de, dedin Türk ya. Vatandaşı, senin Türk vatandaşı. Bu kızla ilgili planların büyük Allah, olduğu için dedin ki ben bu işte. Bir saniye diyorum ki Halil'in yanındaki kızlar hep Türk, Türk. Yabancı da var. Başka yabancı kız var değil. Mıydı? Bana gösterdikleri beş adı tane ne? Türk. Bilmiyorum. Yanında çalışan var mıydı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Bununla ilgili diğerleri yabancı uyruklu. Bir tanesi evde. Diğerleri de senin çocuklarına bakıyor. Görünürde dadı gözüküyor fotoğraflarda. Ama arkada senin sisteminde bu işi yapıyorlar. Öyle bir şey yok işte. Nasıl yok? İlk hayatım sen bu işi yapmasan Halil sana niye sokaktan i̇yice bulduğu çıkın. Kızı getirsin? İyice çıkın. Çamur atın. Sen şimdi normal sıradan 6 çocuklu bir ev kadını olsan Halil sana bu işte çalışmak isteyen kız var der mi? Halil bakar mısın? Halil kendisi de zaten yapmasa ki bunu. Ha? Var mı bunu tamam böyle? İşte siz hepiniz aynı. Ben aynı değilim abla. Aynı değilim ben. Aynısını sen de ama özel çalışıyorsun. Bir saniye dur daha hayır. Yayın bitmedi niye sinirleniyorsun? Aysel dur bak ne güzel konuşuyorduk. Aysel. Mikrofon de şimdi niye böyle bir celalleniyorsunuz dur geleceğim oraya. Niye bir celalleniyorsun? Halil de bu işi yapıyor. Sen de bu işi yapıyorsun. Yabancılar da Türkler de var. Sen normal bir ev kadını olsan Halil sana bu kızları getirmez. Senin oğlunun, senin tuttuğun ev bu işten basılmaz. Ama benim adli şeyim temiz, devletten bugüne çıkardım. Bugüne kadar belki de hiç kimseye fark ettirmeden temiz yürüdün. Bu Zeynep'le beraber ortaya çıktı. Bak hiç daha kredi işi var. Senin kocan ne iş yapıyor Aysel? Geçilmez. Siz beyaz hepiniz eşya. Yapıyorsunuz. Şimdi yayına devam edeceğiz sevgili seyirciler. Ben yayını kapatacağım. Size veda edeceğim ama kayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Gürcünaz Sezen'in sağlık durumu gayet iyi. Gözetim altında. Hiçbir problem de yok. Cuma günü gerçekten. Oturun Aysel. Zor bir yayında ama çok sağlıklı. Gürcünaz Sezen'i de yarın sizin huzurunuza getireceğim ve çıkartacağım. Tekrar görüşmek üzere. Yarın Allah'a emanet olun. Bugün neler yaşandı yarın aktaracağım. Hoşça kalın.